CDC'ye girmeden nasıl bir proje yapacağız? Ondan bahsetmem gerekiyor. Öncelikle bu CDC Consumer Driven Contract'ın özelinde PEC'te anlatacağım. PEC'te bunun bir framework aslında. Öncelikle CDC'yi konuşmadan önce bir projeye konuşalım. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi şöyle basic bir tane architecture çizdik. Burada hem consumer hem provider dediğimiz iki tane goal servisimiz var. Biri product servisi, diğeri de kampanya servisi. Product servisi kampanya servisine istek atıyor. Diyor ki bu ürünün kampanyası var mı? Eğer bir ürünün kampanyası varsa o ürünün işte o kampanyada indirim oranına göre fiyatı değişiyor. Yani 100 liralık bir ürün %30 indirim varsa 70 lira olarak fiyatını geri dönüyor aslında. Kampanya uygulanmış bir şekilde ürünün fiyatına geri dönüyor. Bu şekilde aslında basic bir tane product ve kampanya servisimiz olacak. CDC dünyasında buna consumer yani product servisine consumer diyoruz. Çünkü kampanya servisini consume ediyor. Yani ona bir şeyler veriyor. Kampanya servisi bir şeyleri değiştirip indirimi uygulayıp ürüne ona geri dönüyor. Bunu consume ediyor. Kampanya servisi de bunu provide ediyor. Ne yapıyor? Kampanya provide ediyor. İndirime provide ediyor. Yani ürüne indirim uyguluyor. Daha sonra indirim uygulanmış ürünü geri dönüyor. Bu proje kapsamında demoda bir tane endpoint'imiz olacak. Bu da şöyle bir endpoint. Products işte slash product'ın ID'si 1 dedik şimdilik. Discount soru işareti red eşittir 30. Yani bu şöyle okumamız gerekiyor. ID'si 1 olan ürüne %30'luk bir indirim uygula ve bana dön. Şimdi burada CDC dediğimiz şey yavaştan detaylarına girmek istiyorum. Bu consumer'la provider arasındaki bir communication demek. Bir kontrat demek aslında. Şimdi ben bu endpoint'i yazdım ama bu endpoint'ten bana neler gelebilir? Bu durumları bir düşünmem lazım. Yani kampanya servisi ben bu endpoint'e istek attığım zaman bana nasıl cevaplar verebilir? Yani HTTP dünyasında bunun status kodu, body'si nedir? Mesela şöyle, eğer birinci case'imizde ürüne gerçekten indirim uygulandıysa indirim uygulanmış şekilde ürünün fiyatı döner ve status ok döner, 200 döner yani. Bu birinci case'imiz. Yani kampanya servisi gerçekten eğer o üründe kampanya varsa kampanyayı uygulayıp yeni fiyatta ürünü geri döner. Bu birinci case. İkinci case'imizde şu, discount uygulanamayabilir. Eğer bir üründe kampanya yoksa sen kampanya servisine bu ürünü kampanya uygulamak için gönderdiğin zaman üründe kampanya olmadığı için status not acceptable 406 döner ve ürüne kampanya uygulamaz. Yani price'ında hiçbir değişiklik olmaz. Üçüncü bir case'imiz şu. Ürün kampanyaya için uygulanacak. Yani ürün exist olmayabilir. Yani gerçekten öyle bir ürün olmayabilir. Aslında bu case'i biraz hani CDC'de biraz daha farklı kontrat olsun diye koydum. Eğer ürün yoksa ortada direkt status not found 404 dönecek. Genel olarak architecture'ımız böyle. Şeyi de göstereceğim şimdi. Ama ondan önce bir CDC'ye ve PEC'te girmem gerekiyor. Öncelikle CDC dediğimiz şeyi neyi çözüyor? Şöyle güzel bir şeyi var. PEC Flow'da sunumu var. Aslında olay integration test arkadaşlar. Hani ben gerçekten servislerin beraber birlikte çalışabildiğini, problemsiz çalışabildiğini test etmek istiyorum. Bunu yapmanın yolu aslında nedir? PEC'ten önce, Consumer Driven Contract'tan önce, yani bu mentaliteden önce consumer da ayağa kaldırırsınız. Provider servisi de ayağa kaldırırsınız. Gerçekten kaldırırsınız bunları. Sonra bunlar birbirine istek atar vesaire. Bu da servisleri ayağa kaldırmanız bir maliyet. Bunları işte biraz da yavaş oluyor ayrıyeten. Ayrıyeten bir de çok uzun sürüyor bunlar. Çünkü bazen bilgi de gerekiyor. Neyi nasıl kaldıracağım? Bir de bunların hepsini beraber entegre etmek de problem. Yani bir servis birden fazla servis kullanıyorsa onların hepsini de kaldırmanız lazım ki integration koşabilin. Dolayısıyla böyle bir problemler var. O yüzden şöyle bir şey düşünülmüş genelde. Şöyle next edeyim. Mesela biz bu problemi çözmek için izole testler kullanabiliriz. Yani aslında buradaki kasıt ne? Ben işte provider'ı mocklarım. Sonra da o mocklanmış provider ile consumer'ı test yazarım. Aynı şekilde consumer'ı mocklarım. Gerçek provider ile mock consumer üzerine test yazabilirim. Ve bu da evet bu çözüm ama gerçekten size o confidence'ı vermiyor. Yani gerçekten onu mocklarken acaba consumer'ı ya da provider'ı mockladığınız zaman
doğru şekilde moklayıp boklamadığınız problem oluyor. Yani sizin daima güncel bir şekilde consumer'ın ya da provider'ın nasıl davrandığını, hangi istekte ne döndüğünü bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu tam size confidence vermiyor. Bir next'i daha yaparken, şimdi pek burada neye geliyor? Aslında pek şunu yapıyor arkadaşlar. Şurada sunumda da gördüğünüz gibi consumer Mock Provider dediğimiz Pact'in kendi kaldırdığı bir HTTP server'a istek atıyor. Mesela burada users 123 diye istek attı ve 200 name Mary diye yani 123 adili user'ın ismine döndü provider'a. Daha sonra diyor ki evet ben bu endpoint'e istek attığım zaman users 123'e böyle bir sonuç alıyorum. Demek ki bu benim kontraktım. Yani bir iletişimim. Yani ben ne zaman provider'a get şöyle bir istek atarsam provider bana 200 ok dönmeli diyor. Consumer burada. Sonra bunu devam ederken provider'a geliyoruz. Şimdi provider da gerçekten consumer'ın beklediği kontraktı sağlayıp sağlamadığı için şu gördüğünüz kontrakttaki istek gerçek bir provider'a istek atılıyor. Yani siz provider'ınızı bizim case'de kampanya servisini kaldırdınız. Sonra pact şu gördüğünüz kontraktta ki get users 123 benim gerçek provider'ıma istek atıyor ve dönen sonuçla kontraktaki sonucu kıyaslıyor. Dolayısıyla buradaki şeyi sağlamış oluyor. Dikkat edersiniz bu testi yapmam için benim consumer'ı kaldırmama gerek kalmadı. Bu da işte hem Pact'in çok hızlı bir şekilde çalışmasını, sizin eğer bir problem varsa hızlı bir şekilde feedback alıp çözmenizi sağlıyor. Genel olarak böyle. Şöyle özetleyecek olursak Pact dediğimiz aslında bu CDC uygulayabildiğiniz bir framework. Bu işte biliyorsunuz 2021'de hani mikroservisler patladı. Her şeye mikroservis yazıyoruz. Dolayısıyla bunlar arasındaki iletişimi de bizim sağlamamız lazım ve bunu hızlı yapmamız lazım aslında. Bunu çözmek için geliştirilmiş bir şey. Integration testi kostundan kurtarıyor. Günün sonunda siz bir tane dosya çıkartıyorsunuz. O dosyayla gerçekten verify ediyorsunuz çalışıp çalışmadığını. Hızlı feedback veriyor çünkü testler gerçekten hızlı koşuyor. Bunu herhangi bir dilde implement edebilirsiniz arkadaşlar. Şunu şöyle bir hemen şey yapacağım. Pardon. Evet. Burada mesela Pact'in işte .NET, Go, Python, Swift, Scala işte mesela burada Dart yok. Biz Dart'ı da geliştirmiştik ekiplerden biri. İşte Flutter'da yazdığımız için. Çok fazla şey var. Sonra günün sonunda Pact'in bütün bakış açısı bir tane kontrakt dediğimiz JSON dosyası olduğu için hani zaten uygulamada da göreceğiz zaten detaylı. İstediğiniz herhangi bir dilde implement edebilirsiniz. Bu büyük bir kolaylık aslında günün sonunda. Daha sonra gerçekten bir test environment'a gerek yok. Zaten testleri workshop'ta koşacağımız üzere kendi makinenizden koşabiliyorsunuz. Genel olarak böyle. Burada belli başlı interaction vesaire olacak. Bunlardan bahsetmem lazım. Şimdi Pact'in geneline girerken belli başlı laf şeyler var. Terminolojiler var. Mesela interaction dedikleri şey var. Bu tanımlar başta biraz şeyde kalabilir. Koda girdiğin zaman çok daha iyi oturacağını düşünüyorum. Bu arada bu proje public. Yani doğrudan CDC PackOpenCon 2021 olarak chat'e de atarız linkini. Buradan erişebilirsiniz. Interaction dediğimiz şey günün sonunda bir istek ve response. Yani bir istek attım, response döndü. Buna biz interaction diyoruz. Bir interaction'a girdin, bir olaya girdin. Packed file dediğimiz şey, packed file. Bu contract dediğimiz şey oluyor aslında. Bu isteklerin ve response'ların bulunduğu bir şey. Yani bir contract, bir JSON dosyası. Verification'da dediğimiz şey bu pack dosyasını verify ediyorsun. Az önce dediğim gibi consumer bir tane pack dosyası oluşturuyor JSON. Daha sonra da bunu provider takımına veriyor. Provider takımı da o gelen kontrakta göre istekleri kendi servislerine uygulayıp o kontraktaki response alıyor mu almıyor mu günün sonunda bunu kontrol ediyor. Daha sonra da burada pack specification vesaire var. Kodda daha iyi göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca pack broker var. Şu an girmek istemiyorum buna. Şimdi koda girmek istiyorum hızlıca. Şöyle kodu da burada bulabiliriz. Dediğimiz gibi bir tane kampanya ve product servisi var. Bir de broker'ımız var. Daha sonra göstereceğim bunun ne olduğunu vesaire. Hemen şöyle ben mesela servislerde ne yazdığımızı bir gösterelim. Şimdi bu kampanya servisi. Günün sonunda ürünler olması lazım bu serviste. Init products dediğimiz bir metodu var bunun.
In-memory herhangi bir şeye ihtiyaç yok. Doğrudan işte uygulama kalktığı zaman şöyle dummy 2-3 tane veriyi koyuyor. Ürünün bir tane ID'si, ismi, price'ı ve gerçekten kampanyalık olmadığını gösteriyor. Ve bu product array değil. Hep dikkat edersiniz. Hani de doğrudan o bile erişelim diye teste böyle yazdım. Böyle basic bir tane şeyimiz var. Verimiz var. Daha sonra Fiber kullandık. Yani çok bir şey yok, sebebi yok. Fiber'la uygulamamızı kaldırıyoruz. Daha sonra o bahsettiğim Project Architecture'da README'de gösterdiğim bir tane endpoint var. Sonra bu endpoint'e göre gelen ID'yi alıyor. Bu biraz eksik kalmış sanırsam. Burayı değiştirmiştim. Hemen şunu bir pullayayım. Bunu değiştireyim hemen. Sonra ID'yi aldıktan sonra şu product ID eğer 2 ise bunu işte test kezlerde göstermemiz için aslında bunu yazdık. Eğer 2 de diyeceğiz ki adam 2 ile istek attığı zaman kampanya bulunamadı bir üründe diyecek. Eğer 2'den farklı bir product ID ile istek attıysa endpoint'ten gelen indirim oranına göre rate alacak. Tabii burada bir de şey var. Ürünün bir de hiç bulunamadığı case var. Bunu da göstereceğiz pack'te yazarken. Eğer ürün yoksa zaten 404 dönecek. O kontrakta gösterdiğimiz gibi. Eğer ürün varsa ve indirimi de varsa price üzerinden discount rate uygulayıp şey yapacak. Fiyatı uygulayacak. Genel olarak böyle. Bunu hatta kaldıralım. Şöyle şeyde de gösterelim. Şu zoom'u da bir sola atayım ben. Şimdi ben bu kampanya servisimi kaldırdım. Buraları değiştireceğiz günün sonunda hızlıca. Burada şimdi bir de product'ımız var. Bu da consumer servisimizdi. Günün sonunda yaptığı şey, ben biliyorum ki benim kampanya servisim 3000. porttan ayağa kalkıyor ve şu endpoint'i dinliyor. Buraya düz HTTP standard library ile istek atıp gelen sonucu da body olarak yazdırıyor. Mesela biz bunu çalıştırdığımız zaman product ID'si 1 olup discount rate 30 olduğu kezde çalıştırdığımızda hemen dikkat ederseniz 100 lira aslında bu product ID'sinin şeyi price'ı 100 ama siz %30'luk bir indirim uyguladığınız için 70 dönüyor. Mesela biz bunu 2 ile çalıştırdığımız zaman ya da böyle 4 ile vesaire çalıştırdığımız zaman 4'ü göstereyim önce. 4 benim memory veri tabanımda olmadığı için direkt 404 dönüyor. Mesela 2 ile çalıştırdığım case'de burada da 2 içinde no kampanya found for this product diyor. Yok diyor. Şimdi bunun böyle beraber entegrasyonunu gördük günün sonunda. Şimdi hemen Consumer Driven Contract'a girelim. Ya ismi adı üstünde. Consumer Driven olduğu için testlerimizi yazmaya çalışırken Consumer grubunu yazarak başlıyoruz. Ben hani zamanımız kalsın diye böyle hızlıca boilerplate yazdım. Sonuçta 3 tane case'imiz vardı. Ürüne indirim uygulanabilen, ürünün kampanyası yoksa ve ürün existe ise bunların Consumer testini yazacağız. Test dosyalarınızı bu şekilde teklemenin avantajı var. Pipeline'da sadece işte consumer testi koşsun ya da provider'da sadece provider testi koşsun diye özelleştirebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Bu Go Build Provider'da 1.17 ile geldi sanırsam. Bu artı Build Provider eskisi. Şu anda ikisini de destekliyorlar ama yakında bu deprecated olacak diğer release'lerde. Dolayısıyla siz bunu şöyle ekleseniz bile GoFMT bunu otomatik ekliyor. Bununla alakalı ritmiye de bir tane şey koydum. Şurada Difference Between Go Build and Build Directive diye. Neden böyle bir geliştirme yapılmış? Oraya bakabilirsiniz. Hemen consumer testlerimizi yazmakla başlayalım. Öncelikle testini yazacağım şey, yeni bir product price'ına indirim uygulandığın zaman almak. Yani böyle bir case'im var. Bu birinci case'imdi. Şimdi mesela pack'te yazmaya başlarken DSL dediğimiz bir şey var. Şu anda o paketi bir kurmamız lazım pack'i geliştirmemiz için. Bunun için şöyle bir göstereyim. Hopbros, Pack Foundation, Pack Go dediğim zaman doğrudan şu anda Go'da pack'te uygulayacağınız şey açılıyor. Paket. Yani bunu kullanacağız aslında. Pack'in bu kendi altında. Pack Go. Burada çok detaylı bilgi var. Neyin ne olduğunu alakalı. Biz direkt bunun Go Get'ini kullanacağız. Sonra testlerimizi yazmaya başlayacağız. Hemen işte go get bende vardır muhtemelen. GitHub.com Pact Foundation Pact Go versiyon 1. Tıkladım. Hemen bir paketimi kurdum. Şimdi paketle beraber bizim DSL dediğimiz bir şey var. DSL bu paket altında gelen bir package ismi aslında.
Şimdi önce bir pack dosyamızı oluşturmamız lazım. DSL pack diyoruz buna. Bunu şöyle fill all files dersiniz. Burada çeşitli bilgiler istiyor sizden. Server, consumer vesaire vesaire nedir diye. Şöyle bir hemen atıp doldurmaya başlayalım. Mesela host dediğimiz şey var. Şu anda host benim provider'ım, moklayacağım provider'ım localhost'ta çalışacak bu test kapsamında. Localhost'ta çalışsın. Yani şu an consumer testi yazdığım için packed arkada mock provider kaldıracak. Sanki kampanya servisine simüle edecek yani. Öyle düşünün. Ve bunu localhost'ta yapacağı için host'u localhost yazıyorum. Sonra consumer diyorum. Consume edecek servisin adını yazıyorum ki bu product servisti. Daha sonra provider'ımı yazıyorum. Provider'da kampanya servisi oluyor bu case'de. Gerisinde bir de disable tool validity check dediğimiz bir şey var. Bunu true vermenizi öneririm. Çünkü bu packed kendi içinde kendi yazdığı CLI tool'ları var. Bunları kaldırıyor. Bu DSL packed Go paketi. Bu paketlerde her zaman işte sizin sistem call yapmadan önce versiyonları check ediyor. Yani versiyonları gerçekten doğru versiyonla Packed'in CLI tool'larını kullanıp kullanmadığını check ediyor. Bunu vermezseniz her defasında check edecek. Dolayısıyla testler biraz daha şey çıkacak. Her defasında bir overhead çıkacak, maliyet çıkacak. Bunu böyle vermenin avantajı var. Başka herhangi bir şey vermeyelim şimdilik. Devam edelim. Daha sonra işiniz bittiği zaman da defer pack tear down diyorsunuz. Bunu buradaki tear down demek şu demek. Hani pack sonuçta bana bir mock provider kaldıracak ve benim consumer'ım ona istek atacak ve kontrakt oluşturacak ya. Test bittikten sonra ben bu kaldırdığı mock provider'ı artık benim bilgisayarımdaki hangi TCP portunu rezerve görüp kaldırdıysa işimi bitirdiğim için tear down'la bu mock provider'ı da şey yapmış oluyorum, kapatmış oluyorum. Şimdi birkaç daha test yazınca zaten çok daha iyi oturacak burası. Öncelikle hemen case'imize gelelim. Mesela diyelim ki bir istek atacağımız product ID'yi belirleyelim bu case'de. Git discount diyorum. 1 diyorum. Sanki product ID'si 1 olacak. İndirim uyarlanabilen şey için. Ve discount rate diyorum buraya. Bu da 30 olsun. Şimdi burada başlıyorum. Şimdi pack dedim. Nokta. Şimdi bir tane interaction ekleyeceğim. README'den hatırlayacağınız üzere interaction demek request response pair'ıydı. Buna söyleniyordu. Ben bir tane istek, böyle bir pair belirteceğimi söylüyorum. Nokta dedim. Devam ediyorum. Burada given dediğimiz bir şey var. Bu da provider'ın yani bizim case'imizde kampanyanın state'i. Şu anda ben ne için, hangi durum için bir interaction tanımlayacağım? O da şu. I get new product price with specified discount rate. Yani şu anda ben başarılı bir case için başarılı bir provider state'i için interaction ekleyeceğim için bu given'ı veriyorum. Daha sonra upon receiving dediğimiz bir şey var. Bu da description. Yani sizin şu anki test case'inizin ismi. Bu provider'ın state'i, bu test case'inizin ismi. Bunlar günün sonunda en sonunda provider yazdığımız zaman buradaki şeyleri daha iyi göreceğiz. Şu anlık oturmadıysa pack dosyasını çıkardıktan sonra provider'a geçince çok daha iyi oturacağına eminim. Burada da hemen bir tane request for campaign diyelim. Test case'in ismi bu. Şimdi artık request'i tanımlayalım. Şimdi bit request dediğimiz bir şey var. Bu da tekrardan DSL request dediğimiz bir şeye denk geliyor. İsteği ben pack diliyle tanımlamam gerekiyor. Ben kampanya servisine product servisi olarak nasıl istek atıyorum? İşte hangi endpoint'ini vesaire. Bu yüzden bir tane metot dediğimiz bir şey var. HTTP metot. HTTP metot bir kere get. Bu get endpoint'i. Bir de path'i var. Bunun hangi endpoint'i vuracağız? Bunun içinde DSL, string vesaire kavramlar var. Ona girmeden şuradan göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bu Pact Framework'ünün Go paketinin size sunduğu belli başlı kolaylıklar var. Mesela DSL işte integer var, desimal var. Bunlar ne işe yarıyor dersiniz? İşte siz isteğinizde string bir değer atıyorsanız atıyorum ya da integer bir değer atıyorsanız DSL nokta integer diyorsunuz. Günün sonunda siz buradaki beklediğiniz header'ın ya da body'deki bir field'ın integer olup olmadığını söylüyorsunuz buna. Bunun işte regular expression'la hali var. Bunun işte sadece array hali var. Mesela siz bir endpoint'e istek attığınız zaman size bir array dönüyorsa bunu böyle DSL each like şeklinde yazabiliyorsunuz mesela. Ya da DSL like dediğimiz bir şey var. Günün sonunda siz diyorsunuz ki
İçine koyduğun önemli değil. Sadece tipleri meselesi yeter. Yani ben sonuçta bir kontrakt oluşturuyorum ya. Provider bana, ben string bekliyorsam, string tipinde bana herhangi bir şey dönerse benim için yeterli diyorsunuz. Burada tekrardan geri geleyim. Şu anda bir pet string olması lazım. Burada da işte sprintf'le şey yazabiliriz. Slash products. Değil mi? Endpoint'im böyleydi. %D diyorum. Buraya product id'mi, yukarıdaki id'mi yazacağım. Slash dedim tekrardan. Discount diyorum. Şimdi bir de discount rate'i vardı, pet'i vardı bunun. Pet diyorum. Query parametresi vardı. Bunu da query ile söylüyorsunuz. Query'ler string matcher şeklinde çalışıyor. Kendileri böyle implement etmiş. Matcher dediğimizde şunları düşünün arkadaşlar. Bunun hepsi bir matcher teknik olarak. Burada ilk vereceğimiz şey endpoint olarak rate. Bunun query parametresinin ismi rate'ti. Bu da işte query parametreler string olarak gideceği için şöyle yazabiliriz. DSL string de olur. DSL like dedik. Buraya böyle yazdığımız zaman siz diyorsunuz ki bu rate gerçekten string bir fiyat. Ama testleriniz daha safe olsun istiyorsanız şunu yazmanızı tavsiye ediyoruz. Bu yukarıdaki ito şu discount rate'i string'e çevirip göndermesini isteyebilirsiniz artık burada ne tanımlıysa. Çünkü bu buna göre pack dosyasını çıkaracak. Daha sonra pack broker'a geçince çıkardığı isteğin dokümantasyonunu da görmenize fayda sağlayacak. Bunu böyle yazdıktan sonra istek atarken başka bir şey zaten beklemiyoruz. Sonra nokta dedim tekrardan. Pardon, şöyle nokta dedim. Şimdi böyle bir istek attığım zaman benim nok provider'ım nasıl bir şey dönecek? Response dönecek. Bunu söylemem gerekiyor. Bir kere bu benim için DSL response dediğim bir şey. Çünkü pack'te request'in, response'un ya da diğer gördüğünüz primitif tiplerin işte string, integer hatta böyle date vesaire hepsinin bir matcher'ı var ve bu matcher'ların hepsi de DSL dediğimiz şeyin altında. Burada bu case'de nasıl bir response bekliyoruz? Öncelikle beklediğimiz status kodu burada status ok. Yani indirimin uygulandığı kez bu. Testin adından dolayı böyle yazıyoruz. Daha sonra header'lar var. Response header'ları bunlar. Nasıl bir header bekliyorum? Günün sonunda bana bana göndereceği bir ürünün JSON'ı. JSON olacağı için benim content type dediğim şeyin application JSON'a eşit olması lazım. Yani ben mesela plain text beklemiyorum ya da işte farklı bir content type beklemiyorum. Bunu söylemem gerekiyor. Content type bu Fiber'da ya da kullandığınız web framework'lerinde zaten içeride tanımlıdır. Mümkün mertebe elinizde yazmayın. Bu tarz böyle sabitleri kullanarak daha iyi şey yapmış olursunuz. Bu da dediğimiz gibi main application JSON tarzı bir şey olması lazım bunun. Şöyle Fiber'ın içinde vardır bu. Main pardon yazamadım. Yazamıyorum hala. Application JSON yani bu. Bunu döndürecek. Bu da işte application JSON slash'a denk geliyor. Ama elimle yazmadım. Tek şeyi bu. Daha sonra herhangi bir başka header bekliyor muyum? Beklemiyorum. Devam edebilirim. Artık body'me geldim. Şimdi body'yi yazmam gerekiyor. Body de bana sonuçta bir ürün dönecek. Ürün, basit bir tane ürün dönecek. Ve bu Go dilinde struct'a karşılık geliyor. Dolayısıyla struct matcher dediğimiz bir şey var. Bunu da yazmışlar. Struct matcher'da siz beklediğiniz body'deki ürünün attribütlerini yazıyorsunuz. Mesela ben bir ID bekliyordum ve bu ID integer'dı hatırlarsanız. Ürünün ID'si. Daha sonra price bekliyorum. Price da integer değil. Buna decimal diyebiliriz. Hani daha safe olması için. İsim var. Ürünün ismi. Bunun ne olduğunun bir önemi yok. Bana sadece string olsun yeter. Eğer DSL like yazdığınız zaman pek görüyor. İçine verdiğiniz tipin yani buraya işte 3 de verebilirdiniz. Hani neye karşılık geliyorsa sadece tipleri eşleşsin. İçindeki değerler eşleşsin. Eşleşmesine bakmıyor. Sadece tipler eşleşsin diye kontrol ediyor, check ediyor. Ve body'nizi de bu şekilde bitirmiş oluyorsunuz aslında. Şöyle de tekrardan formatlayayım. Interaction ekledik. Provider state'imizi söyledik. Test case'imizin ismini, isteği ve response'u gösterdik burada. Şimdi devam ediyoruz. Artık buradaki kontraktı, pack dosyasını oluşturmamız için bizim
consumer'ımız yani product servisimiz Pact'in kaldırdığı provider servise istek atması lazım ki buradaki kontraktı verdiğim interaction'a bir şey oluştursun. Yani bunu şöyle yapıyoruz. Pact.verify dediğimiz bir şey var. Burada dikkat ederseniz bir tane error dönen bir fonksiyon alıyor ve bunu integration test diyor. Aslında bu beklediği şey sizin MOC provider'a istek atacağınız HTTP isteği atacağınız bir fonksiyon. Yani buna HTTP isteği atacaksınız gibi kontrakta çıkarsın buradaki case'e göre. Dolayısıyla bunu şöyle yapabiliriz. Test dedik mesela. Bir tane fonksiyon error döndüren bir şey yazıyoruz. Bunu içine doldurmadan verify'dan sonra ne yapacağımızı söyleyelim. Verify ettikten sonra eğer bir hata varsa direkt işte testi kapatsın. İşte ne yapalım? T fatal olması lazım. Hani error'ı kapatsın. Şimdi önemli olan burası, bu kısım. Şimdi burada gerçekten benim mock provider'a istek atmam lazım. Ve bu isteği atarken tabii ki kendi consumer'ımı kullanmam lazım. Benim consumer'ım da product'tı. Ve isteği main'de atıyordu. Şimdi ben burada istek atmam gerekiyor ama bu metodu bir çıkarmam gerekiyor. Çünkü burası main'de çalıştığı için benim bu consumer testte bu main'i çalıştırmam mümkün değil. Dolayısıyla ben bunu bir tane şey yapmam gerekiyor. Metoda çıkarmam lazım. Mesela işte buna şey diyelim. Make request diyelim. Bu öncelikle bir product ID ve discount rate alacak. Ve bir error dönecek. Şimdi buradaki her şeyi kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Hatta şunu şöyle yapayım. Şöyle yaptım. Burada şeyi hiç bozmamak için direkt make request'i buradan çağırayım. Dikkat ederseniz ben hangi portta kampanya servisimi kaldıracaktım? Main'de. 3000'di. Hani bunu da benim buradan almam lazım. Peki diyebilirsiniz. Zaten burada var. Ne gerek var? Şimdi burada önemli olan kısım şu. Sonuçta sizin consumer testi yazdığınız case'de Pact mock provider kaldırıyor. Mock provider'da kaldırmaktan kasıt bir tane HTTP server'ı kaldırıyor. Provider olarak çalışan mock. Bunu hangi portta kaldırıyor? Bunu bilmiyoruz. Yani ben buraya elimle işte 3000 yazamam. Muhtemelen 50 bin küsur bir şeyde kaldırıyordur. Dolayısıyla benim bu test koşarken Pact'in mock provider'ı hangi portta kalkıyor bunu bilmem ve buna paslamam lazım. Ki o mock provider'ı istek atsın. Ama ben test yazmıyorsam, uygulamamı kaldırıyorsam, kampanya servisinin zaten portunu bildiğim için oraya 3000 yazıp geçebilirim. Yani şundan bahsediyorum. Şurayı da tekrardan %D yapıp işte portu şöyle aldıktan sonra portu şurada 3000 verebilirim. Test case'inde product ID 1'di, discount rate'im 30'du. Sonra eğer şeyse direkt uygulamayı burada kaldırabilirim. Çok önemli değil istek atamadığı zaman. Artık product ID ile discount rate'i buradan aldım. Buraya geçtim. Daha sonra da isteği yaptım. Yani, ve çıkardım. Body yazdım, çıktım. Şimdi geldim tekrardan buraya. Benim artık bu HTTP isteği atacak consumer'ıma ihtiyacım var ve bunu mock provider'a vurması gerekiyordu. Dolayısıyla şöyle yazabilirim. Make request dedim. Hangi port? Benim şu anda Pact'in kaldırdığı mock provider'ın hangi portta çalıştığını bilmem gerekiyor ve bu kim bilir kaç yani mesela bilemiyoruz. Bu yüzden Pact içinde nokta server dediğimiz bir şey var. Burada server'ın işte process ID'si, error'u, argümanları vesaire çok fazla şey var. Bir de portu var burada. Buradaki portu consumer testi yazarken Pact'in kaldırdığı mock provider'ın yani HTTP server'ın portu. Daha sonra product ID benim şuradaki case'imde product ID 1'di. Bunu da yazdım. Discount rate buradaki case'imde 30'du. Bunu yazdım. Ve bu fonksiyon error dönüyor. Dolayısıyla ben direkt bunu return edebilirim. Şimdi ne oldu? Sizin consumer'ınız bu teste Pact'in mock provider'ına istek atmış olacak. Ve buna göre şuradaki yazının interaction'a göre bir Pact dosyası çıkaracak. Şimdi bunu çalıştırsak main'de bir problem var herhalde ona bir bakalım. Şurada error döndüğün kez de neden dönmüyor diyorsun diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle şu log fatal tarzı şeyler main'de olması çok daha doğru. Bu da bundan dolayı siz burada log fatal yerine direkt error'ları dönmenizde fayda var. Error snippet dediğimiz bir şey var mesela.
Fatal'ı her zaman main tarzı şeylerin yapması lazım. Çünkü single source of truth dediğimiz bir şey var. Programın akışını bu belirliyor sonuçta. Dolayısıyla log fatalları main'de tutup yardımcı fonksiyonları, işte bu repository olur, servis olur artık neyse, uygulamanız external neye dependency varsa error döndürüp, eğer bu error fatalsa direkt şeyi buradan log fatallığı kapatabilirsiniz şurada olduğu gibi. Burada error sniff, error sniff dedik. Günün sonunda da şurası nil olacak. Başarıyla yaptı çünkü. İsteği ve şu anda bir sıkıntı yok. Şunlar bende Golang Mint olduğu için kızıyor global olarak. 3000 statik yazdım, bunu değişkene çıkar, daha sonra kullanırsın vesaire. Kafanızı karıştırmasın. Devam ediyorum sonra. Şimdi şu anda işimi bitirdim. Tekrar bir çalıştırsam bakalım ne olacak. Hızlıca bir çalıştıralım. Şimdi çalıştırdım. Dikkat ederseniz burada logs ve packs olarak iki tane şey çıkardı. Logs dediğimiz şey bu pack'te çıkarırkenki loglar. Packs dediğimiz şey de günün sonunda bir kontrakt. İşte kontrakt dediğimiz, pack file dediğimiz şey bu. Peki içinde ne var bunun? Dört tane şey var. Consumer, provider. Bunların da sadece ismi yazıyor. Mesela bizim case'de product service ve kampanya servisiydi. Metadata dediğimiz şey var. Bu pack specification ile alakalı bir şey. Çok önemli değil. Bu dosyayı oluştururken şu pack specification şu versiyonuna göre çıkardığını söylüyor. Interaction dediğimiz şey bir istek ve response pair'ı demiştik. Bakın dikkat ederseniz bana bir description verdi. Kampanya servisine şu C'de yanlış yazmış. Çok önemli değil. A request for campaign, provider state yani kampanya servisinin şöyle bir case'e davranacaksa benim şu istekle şöyle bir provider state için şöyle response dönmem lazım diyorsunuz. Dikkat ederseniz bakın burada. Şuraya rate 30 dedi. Product slash 1 vesaire dedi. İşte query rate'in tipini matching rule'unu söyledi. Bu kendisine göre çıkardı. Burada mesela application JS'ini vesaire yazdı. Dikkat ederseniz burada 42 falan var. Bunları ben vermedim. Burada hiç 42 falan görmüyorsunuz. Bu kendi içinde muhtemelen 42 olarak bakın dikkat ederseniz DSL decimal dediğiniz zaman 42.0 deyip sadece şu gördüğü tipi value değil, tipi match edecek. Geri geldim. Aynı şekilde DSL integer'da da muhtemelen 42 vardır ki identifier oluyor zaten. O da 42. Yani o 42'ler nereden geldi gibi düşünmeyin. Zaten bu packed'in içinde yazılmış. Burada da bakın dikkat ederseniz ben ID match ederken tipe bakacağım. Value'ye bakacağımız case var mıydı hatırlamıyorum ama o da çıkınca görürüz zaten diğer test case'lerde. Günün sonunda bu packed dediğim şey bu. Bir tane dosya JSON. Ben bunu ne yapıyorum dersiniz? Ben bunu gidiyorum provider takımına veriyorum. Ya da ben bunu işte pipeline'im varsa oraya pack broker dediğimiz bir şey var. Daha sonra geleceğim. Onu publish ediyorum. Ve provider takımı da burada sizin verdiğiniz işte interaction'a göre kendi şeylerini şey servislerini geliştiriyorlar. Yani ürüne başarılı bir şekilde indirim uygulanma endpoint'i şöyle bir şey olacak ve benim böyle bir şey dönmem lazım. Bir nevi böyle dokümantasyonu da sağlamış olacağız. Şimdi devam edelim burada. Bu test case'i bitirdik. Diğer test case'e geçelim. Burada artık şey var. Bu noktada biz bir yazalım mı acaba? Yoksa workshop nasıl ilerleyecek? Ondan çok emin değilim. İsterseniz yazabilirsiniz. Ya da şu En azından bunu bir copy paste yapsak Zoom'a, bir kendimiz bir çalıştırsak, yazmak uzun sürer de. O zaman Yazma kısmı bayağı uzun sürer aslında. Kitaptaki repodan bakabilirsiniz. yani şunu tavsiye edebilirim. Şimdi repo şuradaydı herhalde bir dakika. Şimdi repoda direkt main'i forklayıp burada şu an hiçbir test yok. Workshop'ta gördüğünüz kısımları sonra bitirdikten sonra tekrar yazıp yazamadığınız kez de Discord'dan vesaire bana ulaşırsanız öyle yapabiliriz. Çünkü zaten yetişmeyebilir yani şu an. Öyle yapabiliriz. Çünkü 90 dakika şeyimiz olduğu için ondan dolayı yazmasanız daha iyi olur gibi düşünüyorum. Şimdi tekrardan şu diğer test case'e geçeceğim. Bu sefer burada kampanya not found error. Ben product eğer indirimi yoksa not found error dönecekmiş. Burada tekrardan aynı şeyleri yapacağız. Yani bir tane pack oluşturacağız ve tear down'u yapacağız. Burada hiçbir fark yok dikkat ederseniz. Daha sonra bunu ortak bir metodu alacağım. Ama genelde böyle kötü abstraction'dan
The application is better than wrong extraction diye bir söz var. Hani bir şeyi bir pattern'ı üçüncü defa görüyorsanız artık onu çıkartın. Çünkü hemen bir duplicate ettiğin zaman hemen çıkarma. Belki yanlış bir abstraction yapıyorsun tarzında önerilen bir şey var. Şimdilik bunu verelim. Sonra devam edelim. Bu sefer bizim case'de hatta direkt şunları alabilirim daha hızlı olsun diye. Şöyle alayım hatta bunu. Şöyle yazdım. Şimdi bu case'de product ID'm 2 olacak. Discount rate'im tekrardan 30 olsun. Çok bir önemi yok. Bir tane daha interaction ekleyeceğim. Şimdi burada artık benim state'im değişti. Çünkü test case'im farklı bir test şey yapıyorum şu an. Bu sefer I get işte campaign not found error when the product has no discount diyebilirim. Üründe eğer indirim yoksa campaign not found diye bir şey dönecek. Upon receiving test case'in ismi oluyordu. Error case for şu campaign, şuna da campaign yazık mı? Error case for campaign nerede şey? Aynen. Test case'in isminde istek attığım zaman without discounted product, indirimsiz product'la kampanya servisime istek attığım zaman test case'imde böyle bir provider state'imde. Nasıl bir istek atacağım? Yine bir get atacağım. Yine aynı endpoint atacağım bu kez'de de. Burada product ID with discount'u değiştirelim. İsmi doğru değil. Without discount diyelim buna. Without discount diyeyim. İndirimsiz ürünün ID'sini simüle etmek için. Tekrardan yine aynı rate atacağım. Hiçbir sıkıntı yok. Yani istek yine böyle bir istek olacak. Sadece product ID'nin farklı olduğu kez'i düşünüyorum. Hani 2 gelirse gibi. Sonra nasıl bir response dönecek? Bir kere kampanya bulunamadı. Ben bu ürüne indirim uygulayamadım. O yüzden status not acceptable dediğimiz bir şey var. Sonuçta kampanya servisine bir ürüne indirim uyarlı diye istek atıyorsunuz ve bunu yapamıyor. Dolayısıyla ben bunu accept edemedim. Not acceptable dönüyor. 406 dönüyor. Header olarak tekrardan bir JSON dönecek. Yani JSON dönecekten kasıt yine aynı ürünü dönecek. Price'ını değiştirmeden. Dolayısıyla yine JSON beklediğim için header content type'e böyle yazsam güzel olur. Ama body'de daha doğrusu aslında yanlış söyledim. Kampanyada eğer ürünün kampanyası yoksa sadece body'de şey dönüyordu. Mesaj dönüyordu hatırlarsınız şurada. Hemen şuradan göstereyim. Şurada mesaj dönüyordu. No campaign found for this product dönüyordu. Yine JSON dönüyordu dikkat ederseniz. Yani ürünü dönmüyor. Onu yanlış hatırlıyorum. Öyle yazmamışım. Dolayısıyla yine günün sonunda size JSON dönecek. Dolayısıyla sizin content type yine JSON yazmanız gerekiyor. Ama şuradaki struct matcher'ınızı bunları silip mesaj yazmanız gerekiyor bu kez de. Çünkü mesaj gelecek. Bunu DSL-like şöyle de yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta siz diyorsunuz ki bana bir response gelecek. Mesaj diye bir fiyat olacak ve bu string olacak. Ama biz genelde kodu daha sonradan okuyacak insanlar için böyle on message'in tipini de yazıyoruz. Bunu yazmanın hiçbir önemi yok. Ama kodu okuyan için nasıl bir mesaj geldiğine dair fikir veriyor. Yani no campaign found for this product. Aynı olmasına gerek yok. Sonuçta string mi değil mi diye like edecek. Ama bu daha çok explain ediyor sizin test case'inizi. Nasıl bir mesaj geleceğini. Adam oturup da kampanyanın implementasyonuna bakmıyor yani. Zaman kazanıyor. Yine bu şekilde interaction'ı tanımladığımız zaman burada mock server'a, mock provider'a istek atacak bu. Bu sefer nasıl bir endpoint olacak? Şurada. Product ID without discount ID'si ile aynı discount rate ile atacak. Ve sonra yine verify edecek. Sonra eğer verify edemediyse, bir sıkıntı çıktıysa vesaire işte mock provider mı kalkmadı, bir şey mi oldu? Bir mütürlü bunun error'ı var. Kalkmadıysa falan fatal diyecek, çıkacak. Şunu şöyle hemen formatladım. Tekrardan çalıştırıyorum. Tekrar çalıştırdık kez'de. Yine bir pack dosyası oluştu. Şunu şöyle tekrar kapatayım. Dikkat ederseniz o yazdığım interaction geldi tekrardan. İşte request'te kampanyaya indirimsiz ürüne vurduğum zaman şöyle bir istekle şöyle bir 406 alacağım. Yine application JSON dönecek. Body'de de mesaj olacak. Bu mesajı nasıl match edeceğim? Tipe bakacağım sadece. Value değil. Eğer value olsaydı bura value olurdu. Jack burayı exact match ederdi. Çok önemli değil. Ama burada dikkat ederseniz bir case var. Benim eski yazdığım interaction gitti şu an. Yani ben pack dosyasını oluştururken eski yazdığım şu diğer case'de ürünü gerçekten başarılı bir şekilde indirim
uyarlanabilen case'deki pack'tim gitti şu an. Bunu tekrar çalıştırayım hatta. Bakın ne yapıyor? Üzerine eziyor sanki. Bunu çözmenin bir yolu var. Eğer siz birden fazla consumer testi yazıyorsanız DSL pack'te packed file write mode dediğimiz bir şey var. Bunun default'ı overwrite'tir. Şu anda zaten ben hangi testi çalıştırırsam çalıştırayım. En sonki test eski olanı overwrite edecek. Dolayısıyla bunu merge yaparsanız artık overwrite etmeyecek. Bunu mesela tekrar merge yapalım. Şundan merge yapalım. Bakalım şimdi beraber koşalım bunu. Direkt bunu ikisini şöyle tek vermiştik ya. Şöyle koşabiliriz. Text consumer deyip koşabiliriz. Koşturalım. Şimdi bakalım ne olacak. Şimdi şunu tekrardan kapatayım. Bakın gördünüz mü? Şimdi siz pack file motor merge ettiğiniz zaman o interaction'ları şey yaptı. O iki interaction'da bunu ekledi. Sonuçta override etmemiş olduk. Bunu da böyle yazmanız gerekiyor. Şimdi üçüncü teste geçmeden şu DSL pack'leri falan artık pattern'ı yakaladım. Bu yüzden şöyle bir helper metot yazıyoruz. Testler daha hızlı, daha safe olsun, bir şey değiştirince her yere değiştirmeyin diye. Create pack dediğiniz bir tane fonksiyon yazalım ve bu bir tane pack dönecek ve bu pointer olacak. Ve bir tane de clean up dediğim bir tane fonksiyon dönecek. Bu çok kullandığım bir şey. Şimdi göreceksiniz bunun ne olduğunu. Şuradaki kodu aldım. Direkt buraya yapıştırdım. Şu aslında clean up'a denk gelen bir şey. Değil mi? Yani test bittikten sonra bunu teardown yapması lazım. O yüzden şöyle bir pattern var. Yapabilirsiniz bunu. Bir tane fonksiyon tanımlayın. Şöyle. Ki şu anda ben name at return kullandığım için yani şöyle de yazabilirsiniz Go'da. Böyle isim de verebilirsiniz. Ama isim verdiğiniz kez de tekrardan variable'ları şöyle assign etmenize gerek yok. Böyle yazabilirsiniz. Artık sizin ve takımınızın tradition yani şeyine kalmış, convention'ine kalmış. Burada pack teardown'u yazıp return ederseniz bu fonksiyonu şöyle bir kullanımla testleriniz daha şık olabilir. Mesela şimdi pack dedim. Bir de clean up döndürdüm. Sonra create pack dediğim bir şey var. Yukarıda yazdığım fonksiyon. Bana dikkat ederseniz bir tane fonksiyon dönüyordu. Bu test kez bittikten sonra defer clean up dersem şu test bittikten sonra şu clean up'ta artık ne koyarsanız koyun artık buraya FMT printline koyarsın ya da farklı pack koyarsın. Bunu bir şekilde bir tane fonksiyona clean up olarak wrapleyip böyle koyduğunuz zaman daha temiz olur. Tavsiye ederim bunu. Bunu böyle yazdık. Zaten burada herhangi bir parametreye bağlayacağımız bir şey yok. Mock provider'ımız Oculus'ta çalışacak. Şu consumer ve provider ismiyle çalışacak. Şununla merge edecek. Çünkü birden fazla consumer testi yazıyorum. Direkt aynı şeyi tekrardan şuraya da uyarlayalım. Direkt copy paste yapacağım. Hiçbir fark yok. Bütün testleri tekrardan koşayım. Bakayım bir şeyleri refaktör ederken bozdum mu? Herhangi pack dosyası çıkartırken bir sıkıntı oluyor mu? Yine baktığım zaman interaction'larda bir sıkıntı yok. Şimdi üçüncü case'i yazıp hızlıca şeye geçebiliriz artık. Provider'a geçebiliriz. Çok zaman almadan. Şimdi aynı şeyleri tekrardan copy paste edeceğim. Hızlı olsun diye. Sonra üzerinden değiştireceğim. Şimdi tekrardan pack'te oluşturduk. Dedik ki bu sefer product ID'si 3 olsun. Fark etmez. Bu without discount yerine işte ne diyelim? Not exist product ID diyelim. Yani insanlar 3'ü anlamıyor ama şuradaki ismi ne kadar şey yaparsak o kadar okunabilir olur. Discount rate 30 olsun. Çok önemli değil bu kez de. Şimdi nasıl bir provider state olacak? Bu sefer I get the product does not exist. Yani product bulunamadı hatasıdır. Hatası derken provider state'i böyle bir state olacak. Hatası değil, yanlış söyledim onu. Test case'in a request for campaign şunu with non-exist product diyebiliriz bence. Sıkıntı yok. Şimdi bir istek atacak. İstek yine bir get isteği olacak. Şu not-exist product ID ile atacak bunu endpoint'i. Yine rate'i gönderecek. Burada herhangi bir farklılık yok. Respond with yani bu kez de benim neyi dönmemi bekliyorum? Bir kere status not found dönmemi bekliyorum. Yani bu not found dönecek. Çünkü ürün exist değil. 404 dönecek. Header da dönecek. Body dönmeyecek bir kere. Çünkü not found. Şimdi Fiber'da şey var arkadaşlar. Yani 404 döndüğü kez de yine text plane olarak
şey yazıyor. Not font yazıyor body'de. Yani dolayısıyla sizin header'da şu content type JSON değil de şöyle text plain yazmanız lazım. Fiber'da böyle bir default bir şey var. Bunu da şu bilerek koydum. Çünkü mesela bu content type bu kez de şey olması lazım. Mine yazamadım ama. Mine, evet. Text plain gibi bir şey olması lazım. Aynen. Charset UTF-8. Arkadaşlar bunu dönüyor bu. Yani text plain dönüyor. Not font olduğu kez de doğrudan body'ye not font yazıyor. Düz string. Dolayısıyla ben bu kez de böyle bir header bekliyorum. Çünkü not font döndürdüm. Tekrardan buraya istek atacağım. Mock provider'ıma. Bu sefer not exist product ID ile atacağım. Daha sonra test edip çalıştıracağım. Yani bunu tekrar çalıştırdığım kez de çalıştırınca bir sıkıntı olmadığını görüyorum. Bakayım gelmiş mi? Şu anda en son yazdığım şey de gelmiş. O da işte get şununla 404 alacağım ve text plain charset UTF-8 dönecek. Bu şekilde consume testleri yazdınız. Bitti. Bütün testleri hatta tekrar koşalım. Bütün testleri tekrar koşalım. Şey yapabilirsiniz bazen çıkardığı pack dosyasını silmeniz gerekebiliyor. Son değişiklikleriniz bazen gelmiyor. Bu yüzden bunu silmeye şey yapın. Yani eğer bir şeyleri değiştirip göremiyorsanız bunu silin sonra tekrar deneyin. Genelde bu işi çözer. Biz genelde bunu make file'da falan şu şekilde hani rmrf product packs işte pack'te sil. Sonra testlere koş. Burada count-1 dediğimiz bir şey var. Go'da testler koşarken birinci testi koştuğunuz zaman test bittikten sonra cache'lenir. Tekrar testi çalıştırdığınız zaman cache'den okur. Dolayısıyla testleri koşmaz. Testleri koşmadığı zaman da pack dosyası oluşturmaz. Dolayısıyla bunu count 1 ile ezdik. Daha sonra geleceğim diğer kısma. Bunu yazabilirsiniz. Consumer testimiz bu kadar. Bu şunu hatta şöyle tekrar şey yapsam daha temiz olması yönünden. Şurada iki tane şey göstereceğim. Sonuçta bir logs ve şey gösteriyor. Logs ve pack dosyasının bir yerde oluşturuyor. Bunu mesela şey yapabilirsiniz. İşte log dil dediğimiz bir şey var. Log directory işte nerede oluşturayım? İşte bunu işte bulunduğum cluster'da, directory'de packs altında işte bunu logs altında oluştur. Hani gidip bunun içine atma. Bunu packs'in içine at. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Çünkü bu logs yukarıda çıktı. Neyin logu acaba? Yani bunu okuyacak adam kafası karışabilir. Bunu böyle şey yapabiliyorsunuz. Mesela bunu silelim tekrardan. Şimdi tekrar bunu count 1 ile oluştum. Bir şey yapmam lazım sanırsam. Geçten okumasın diye. Şimdi testleri koştu. Dikkat edersiniz. Bakın logo packs'in içine aldı. Bunu kullanın. Yani bu log değil logo olduğunu adam görsün sadece direktörden. İçine açık bakmasın yani. Log hiç göstermedim bu arada. Log şey sonuçta bir mock provider'ı kaldırdığı için sizin gerçek konsümünüz o mock provider istek atıyor ya portunu falan verdik. Ne oldu? Şöyle bir istek attım. Şu kez'i denedim. Şöyle response alacağım vesaire. Bu şekilde loglar var. Ya yani bir şeyleri yanlış yapıyorsak logları okuyabiliriz. Zaten testleri zaman kalırsa patlatacağım provider yazarken. Bu kadar. Consumer testi bu kadar. Şimdi burada şeye geçeceğim. Pack dediğimiz şey her şey bir tane pack file'a ve pack file dediğimizde bir tane JSON içinde işte request response'lar var. Hangi consumer, hangi provider var. Bunu siz provider takımına gidin e-mail ile atın abi, Discord ile atın, hiç fark etmez. Yani bunu atıp ona göre geliştirebilirsiniz. Ya da bu adamların geliştirdiği şey sizin buradaki şeye uygun mu? Bunu test etmelerini sağlayabilirsiniz. Ama bunun daha kolay, daha güzel şeyi var. Buna pack broker deniyor hatta. Pack broker bu işi çözmek için yapılmış bir şey. Şimdi dikkat ederseniz biz consumer testi yazdık. Product servisiniz için bir pack testi yazdık ve bu pack mock server oluşturdu. Sanki burada bir kampanya servisim varmış gibi. Sonuçta ben bir şeyleri, interaction'ları trigger ettim. Yani istek attım, response aldım vesaire. Bunları define ettim. Bakın burada player record var. Bu şu demek. Play. Mesela ben işte ürüne indirim uyarlanabiliyorsam bu şekilde response almam lazım. Record ettim. Playledim, record ettim. Yani ben kontraktımı belirliyorum şu an her test için. Sonra testler bittikten sonra bir tane pack dosyası oluşuyor. O gösterdiğimiz JSON. Daha sonra bunu dağıtabiliyorsunuz. Bunu provider takımına verin ya da kendiniz yazıyorsanız ona göre yazın. Ama bu iş için pack broker dedikleri bir şey var. Bu pack broker bir tane open source tool. Bunun kendi bildiğiniz dashboard'u falan var. Zaten kaldıracağım şimdi, göstereceğim bunu. Bu şekilde takımların oluşturduğu pack dosyalarını versiyonlayan
İşte bunların verify edip etmediğini kontrol eden, baya böyle servis mapini vesaire çıkartan, ayrıca onlara dokümantasyon çıkartan bir şey. Hatta hemen şimdi Docker şeyi bir göstereyim, broker'ı. Bu pek broker'ın Docker Compose versiyonu var GitHub'da. Readme'ye eklemiş olmam lazım. Burada işte kendisi bir Postgre kaldırıyor. Sonuçta o pek file'ların versiyonlarını vesaire tutacak ya. Bunun için bir tane data store'a ihtiyacı var. Bir tane pek broker kaldırıyor. Nginx kaldırıyor. Onun sebebi de şey, HTTP localhost işte 80. porttan erişebilmek için. Bunu kaldıralım mesela direkt. Docker Compose up diyeyim. Şöyle eksi D de yapayım. Dikkat ederseniz bir şeyleri kaldırdı. Nginx'i kaldırdı şu anda. Docker'ı kaldırdı. Şimdi ben bilgisayarımdan localhost'a şöyle localhost diyeyim. Aynen. Çıkardım. Bakın pack broker dediğim şey böyle bir şey. Burada kendisi default olarak example API olarak bir şeyler gösteriyor. İşte burada verify şu ikisi arasındaki en son kontraktın verify olduğunu gösteren yeşil, işte sarı oluyor, bazen kırmızı oluyor. Şimdi mesela şurada iki tane şey var. Böyle tıklayalım. İşte bunlar bu iki servis arasındaki kontraktı söylüyor bize. İşte burada şöyle bir istek attığım zaman böyle bir response almam lazım. Ya da şöyle bir test case'de böyle almam lazım. Mesela dikkat edersiniz. Sizin o test case'de teker teker yazdığınız işte metot bu olacak, path bu olacak, header bu olacak. Bu şekilde güzel dokümanta etmiş oluyorsunuz. Sonuçta biz consumer'ı yazdıktan sonra bunu provider takımına veriyoruz. Bu pack dosyasını broker'da. Bu insanlar nasıl provider'ı yazacağını buradaki dokümantasyondan bakabiliyor. Burada ekstradan bir de matrix dediğimiz bir şey var. Sonuçta bu servisler sürekli değişen, evolve eden şeyler. Yeni versiyon çıkıyorlar. İşte bir ihtiyaç oluyor. Yeni bir field ekleniyor. Yeni bir field çıkarılıyor vesaire. Dolayısıyla burada şey var. Versiyonluyorsunuz. Mesela ben şu pack dosyasını birinci versiyon için kullandım. Uygulamayı geliştiriyorum. Endpoint'in versiyon 2 oluyor. Artık uygulama versiyonumu 2.0 yapıyorum. Burada mesela consumer versiyon olarak semantic versiyon dediğimiz şey kullanılabiliyor. Commit history şahidileri kullanabiliyor. Artık o takımın ve size bağlı bir şey. Şimdi biz mesela şu oluşturduğumuz pack'te testte oluşturduğumuz şu pack'te benim buradaki arkadaşa publish etmem lazım. Neden? Düşünüyorum ki bunun iki yöntemi var. Eğer provider takımı yani provider projeleri sizin sorumluluğunuz altında değilse başka bir takım geliştiriyorsa bunu böyle sizin şirketinizin artık pack broker domaini neyse ona publish etmeniz lazım ki o insanlar erişsin. Ama eğer provider ve consumer'ı siz geliştiriyorsanız bunu lokal dosya yoluyla da yapabilirsiniz. Şimdi hemen provider'a geçip şu iki yöntemi de göstermek istiyorum. Şimdi zamanımız kalsın diye provider teste geçtim. Kampanyaya geçtim artık. Consumer testi yazdım. Bir tane pack dosyası oluşturdum. Şimdi provider'a geçiyorum. Sanki bana pek gelmiş gibi. Yani ben şuradaki pekte göre yazmışım gibi düşünün. Şeylerimi geliştirdim. Bunu işte test edeceğim. Çalışmadığını. Şimdi burada şey yapacağım. Provider Authenticator Test diye bir dosya oluşturup bunu artık provider diye tekleyip işte burada settings ve get packed URL dediğimiz şeyler var. Bunlar hani zaman kalsın diye hızlıca yazdım ben. Bu settings dediğimiz şey provider yazarken İşte bu hangi hosta çalışacak şu anda sizin kaldıracağınız kampanya servisi, localhost vesaire. Hangi provider name? İşte broker base URL, username, password var. Arkadaşlar broker basic authentication kullanıyor. Bu şey demek. Yani siz o base URL'i username ve password ile erişiyorsunuz. Bu arka planda pack'leri broker'dan alacak ya. Get isteği atacak. Ve bu username ve password'ı o header'ları ekliyor. Ondan dolayı bunları vermeniz gerekiyor. Consumer name'i hangi versiyonda şu anda provider testi yazıyorsunuz? Tagı, consumer tagı var. Biz Modanisa'da şu an birden fazla environment kullanıyoruz. İşte bu playground environment'ı QA olur, production olur. Bunların hepsi tag olarak ifade ediliyor bizde. İşte QA tag'inde böyle bir kontrakt. İşte playground tag'inde ya da staging artık neyse. Şu anda yazdığınız provider versiyonu belirtiyorsunuz. Şimdi mesela burada hemen oluştururken daha net görebiliriz aslında şeyi. Buradaki settings'in ne işe yaradığını. Şimdi öncelikle benim kendi provider'ım artık şimdi provider testi yazdığım için kampanya servisimi kaldırmam gerekiyor. Kampanya servisi sonuçta bir HTTP server ve
Bu sefer bu kez de provider testi yazarken packed mock bir consumer oluşturacak ve benim gerçek kampanya servisime istek atacak ve gelen response'a bakacak. Peki bunu nasıl yapacak? Sizin vereceğiniz o packed dosyasına göre yapacak. Yani benim kampanya servisimi çalıştıracak. Sonra bakacak burada interaction, birinci interaction. Diyecek ki ben burada şu isteği gerçekten Summit'in kampanya servisine atmam lazım. Atacak isteği. Sonra benim servisim dönen response'una bakacak. 200 döndü mü? Döndü. Content type'ı bu mu? Bu. ID'si bu mu? Bu. Vesaire diyecek. Diyecek bu interaction geçti. Sonra devam edecek bu şekilde. O yüzden benim bir kere şey yapmam lazım. Kampanya servisimi kaldırmam lazım. Ama burada da kampanya testini her şeyi main'de yazdığımız için bunu da şöyle güzel bir şeye çıkarmamız gerekiyor. Server'ı şurada main'i çağıramayacağım için burada çünkü main'i çağırmam lazım. Kampanya server'ını ayağa kaldırmam gerekiyor. Dolayısıyla şöyle bir metot yazalım. Bu sefer start server diyelim. Ve bir port alsın bu. Neden port alacağını şöyle düşünün. Sonuçta ben kampanya servisi kaldırmak istiyorum. Ve bunu Pact'in kendi portuyla kaldırması gerekiyor ki mock consumer o portla istek atabilsin. Yani ne demek istiyorum? Şimdi şöyle bir şey var. Port Otis dediğimiz bir paket var. Pact'in içinde bu. Benim içinde değil. Get free port dediğimiz bir şey var. Bilgisayarınızda şu anda kullanılmayan bir TCP portu varsa onu almanızı sağlayan Pact'in yazdığı bir tane util paketi. Siz bu portu alıp daha sonra start server işte kendi serverınızı bu portla kaldırırsanız o mock consumer'la mock provider bu port üzerinden kontraktı verify etmeye çalışacak. Bu önemli. Bir de sonuçta siz kampanya servisiniz bir tane HTTP server olduğu için ve bu da bloklayacağı için bunu ayrı bir go rutinde çalıştırmanız gerekiyor ki testiniz aşağıdan devam edebilsin. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık buranın port alacağını söyledik. Çünkü Pact'in mock consumer'a vuracak. Yani mock consumer o porttan vuracak sizin gerçek kampanya servisinize. Burada şöyle yapmamız gerekiyor. Artık şurayı daha temiz bir şekilde yazmamız gerekiyor. Yani main'den çıkartalım. Mesela şu products'ı global yapalım. Sadece göstermek için. Mesela bu products şeklinde. Bu type alias arkadaşlar. Yani bu map int product yazmak yerine kullandığınız domaine ne kadar yakın şekilde tipleri oluşturur yazarsanız kodu okuyan çok daha iyi anlar. Yani şunu okumaktansa hani şu şekilde okumaktansa şöyle products şeklinde okumaları daha iyi olur. Böyle kullanılabilir. Bunu sildim. Şu init product'ı da server kalktığı zaman çağırmam gerekiyor. Burada şunu products yazmam gerekiyormuş. Ona kızıyor. Sonra uygulamayı kaldırırken tekrardan şunu hatta şöyle bütün olduğu gibi alayım ben bunu. Şöyle. Şöyle olduğu gibi alayım. İşte bir tane petim var. Burada. Fiber işte kaldırıyorum. Endpoint'imi şey yapıyorum. Burada şurası eksik kalmış. Buna şaşırdım ben. Bunu şöyle product ID 2 şeklinde değil de şöyle yazmak istiyorum ben. Modelde has campaign dediğimiz bir şey belirtelim. Bunların üçünün de kampanyası olsun mesela. Buradaki bir tane boolean'a göre hareket etsin uygulama. Şimdi bunu provider testi yazarken değiştireceğiz. Bunu göstermek için şöyle yazmayalım dedik en son. O yüzden bu eksik kalmış. Ben bunu hemen değiştireceğim. Şimdi şunu discount rate yukarı alayım. Daha sonra şu product var mı yok mu? Yukarı alayım bunu da. Product yoksa direkt 404 dönecek. Şurayı sileyim ben. Burada şey yapmam lazım. Eğer product'ın has campaign birinin şeyi yoksa kampanyası yoksa ne dönmesi gerekiyordu? İşte C dedi bir save fiber'ın konteksti. Statüste not acceptable olması lazım. Öyle yazmıştık. Not acceptable. İşte sonrasında da bir tane JSON dönecek. JSON'da şöyle map string interface yazabilirsiniz. Normalde GIN'de falan bunun işte GIN.h'ye falan filan dönüyor da fiber'da shortcut'ı var mı bilmiyorum. Direkt mesaj dedim. Mesajda da işte no campaign found for this product. Bunu dönmesini bekliyorum. Bu kadar. Burada tabii şöyle yazmanız lazım muhtemelen. Ona kızıyor. Aynen. Şuraya da virgülle vermeniz lazım. Şunu noktadan ayırabilirsiniz. Daha okunaklı olur. Şunu bir de formatlayalım. Aynen. Sonrasında varsa kampanya direkt uyarla geç. Şimdi
Biz mesela burada portu artık alacağımız için bunu böyle yazmamamız gerekiyor. Çünkü benim pektim, benim kampanya servisim hangi portta kaldıracak bunu bilmiyorum yani. Dolayısıyla şu iki nokta local host'u belirten bir şey. Şuraya %D deyip, hatta öyle değil. Daha doğrusu şunu sprintf ile yazıp, sprintf şöyle. Şu 300'ü de portu da yukarıdan alırsam, şunu sildim. Şunu log fatal diyelim. Ya da isterseniz şöyle diyelim. Main'de olsun log fatal. Şöyle yazabilirsiniz. Ya da işte Jack bunu return edebilirsiniz. Çok önemli değil. Burada mesela başka değiştireceğimiz bir şey yok. Kampanya servisinizi böyle yazdık. Şimdi main'e gelelim hemen. Start server işte bu 3000'de kalkıyordu. Sonra eğer hata varsa işte log fatal deyip error'u dönsün. Yoksa işte log print line deyip işte provider service listening 3000. Ya bunu beraber 50 refaktör edelim dedim. Hani pek yazarken buraları nasıl değiştirmeniz gerektiğini göstermek için normalde bunu yazıp geçebilirdim de mantığı burada portu neden alıyoruz ediyoruz vesaire göstermek için burada hızlıca refaktör ettik. Dikkat ederseniz bir şey bozmadım. Yine 3000. portta kalkıyor ediyor. Hatta isterseniz şey de yapabilirim. Hani konsolunu tekrardan da kaldırabilirim. Bu şekilde bozup bozmadım anlamak için. Bakın dikkat ederseniz ikisini de kaldırdım. İsteği attı. Product ID'si 1 için. İndirim uyarladı. 100 liraya, %30 indirim uyarladı. 70 liraya döndü. Devam etti. Demek ki bozmamışım bir şeyleri. Devam ediyorum şimdi. Provider testini yazmaya. Şimdi bunu kaldırdık gerçekten. Start server'la. Benim şu anda kampanya servisim kalktı. Şimdi devam ediyorum. Bir kere setting istediğimiz şeyler vardı. Yukarıda. Bunun bir struct'ını, boş bir struct'ını alıp settings.create diyorum. Create dediğim şey de şu yazdığım metotlar. Burada işte belli başlı şeyler var. Şimdi localhost'ta çalışacak. Bunu localhost yazmak sıkıntı oluyor bazen. 127.0.0.1 de yazabilirsiniz. İki kullanımı da göstermek istedim. Provider name'i, kampanya, consumer product service, broker base veriyor. Bunu şimdilik ignore edin. Daha broker'ı göstermedim. Ama broker zaten Docker Compose'da localhost'ta kalkacaktı ya. Burada göstermiştim. Hani şu an localhost'ta ya. Dolayısıyla base veriyor. HTTP localhost yazabilirsiniz. Consumer tag master ama bu dediğim gibi environment olabilir. QA, staging artık neyse. Şu anda provider ve consumer versiyon 1.0. Semantik versiyonik var burada. Hash mesh falan yok. Yani commit hash'i vesaire yok. Kullanılabilir. Sadece basic olsun diye böyle gösterdim. Şimdi settings'leri oluşturdum. Şimdi aynı şeyi tekrar yapıyorum. Bakın. Pack diyorum. DSL pack diyorum bu sefer. Yine bir pack dosyası sonuçta bu. Host'u direkt settings'te host'u alacağım. Daha sonra provider bunlar hani az önce de tanımlamıştık ya create pack'te. Bunları tekrar istiyor. Hangi provider, hangi consumer için ben pack'te verify edeceğim? Bunları söylemem lazım. Consumer tekrardan settings.consumer name. Şöyle consumer name. Daha sonra işte tekrardan disable to validity check bunu veriyorum. Şimdi kendisi verify ederken kendi CLI tool'larındaki versiyon kontrolü check etmesin diye. Bunların pack'in dokümantasyonunda var neden böyle yaptıkları. Şimdi verify request yapmamız lazım. Yani o pack dosyasını verify edeceğiz. Şimdi şöyle burada types nokta verify request dediğimiz bir şey var. Sonuçta provider istekleri verify edecek. Burada bir sürü şey var. Yani yok burada. Hani bir sürü şey var. Çoğuna giremeyeceğim. Yani mesela orada before vesaire vardı. Before each, after each vesaire var. İşte bazen sizin servisiniz işte JWT token'a falan lazım. İşte bir saatlik expire olan tokenlar falan var ya da ne bileyim işte. Bu tarz şeyleri ayarlamanıza yarıyor. Şöyle basic gideceğiz. Provider base URL alacağız önce. Şimdi benim provider'ım kalkan kampanya servisim sonuçta localhost'ta kalkacaktı hatırlarsınız. HTTP işte şurası şöyle %S diyeyim. Daha sonra 2. %D diyeyim. Şimdi localhost'ta kalkacağını setting source'ta vermiştim. Dikkat ederseniz burada provider base yöneneği veriyorum. Bu pack'in benim için ayarladığı portu veriyorum. Burası önemli işte. Ya yani ben mesela main'de provider'ımı kaldırırken burada 3000 verip geçiyorum ama bunu pack'te yapamam yani. Burada pack'in kendisi artık hangi free portu bulacaksa ona göre benim kampanya servisime provider'ımı kaldıracak. Provider versiyon hangi versiyon için verify etmem gerekiyor? Tektir 1.1.0.0 demiştik hatırlarsınız. Daha sonra işte
Burada broker username'ler falan var. İşte bunu hızlıca vereyim. Bunu az sonra göstereceğim. Broker password, hani password, settings.password. Broker base URL olması lazım. Ha, broker URL aynı. Base URL. Şöyle verdim. Hatta şunu yukarı alayım. Daha sonra burada şey var. Text dediğimiz bir şey var. Bu birden fazla şey olduğu için string array oluyor. Birden fazla tek olabilir. Sonuçta aynı kontrakta birden fazla environment'a geçtiğini düşün. Şu anda bizim direkt consumer tek olarak verdiğimiz bir şey bu kezde. Yani master dedik bunu ama bu QA olurdu mesela. Değişirdi yani. Pack URL dediğimiz bir şey var. Bu da önemli. Şimdi mesela bu da string alıyor. Çünkü sizin birden fazla packed şeyiniz olabilir. Packed kontraktınız olabilir. Bir provider'ınız eğer birden fazla consumer olduğu kezde bir sürü packed olabilir. Bunların koşması falan lazım. Hani bunları da böyle şey yapmamız gerekiyordu o zaman. Parametrik yapmamız gerekiyor. Şimdi bu string array alıyor. Burada settings.getPackURL diye bir şey yazdım ben. Hızla hazır olsun diye. Şimdi packed'e verify etmenin iki yolu var. Birincisi gerçekten lokal packed file'la yapabilirsiniz bunu. Yani sizin provider ve consumer'ınız bilgisayarınızla aynı yerdeyse ben sonuçta şuradaki packed dosyasının URL'ini elimle şöyle verirsem bunu tekrardan çalıştırmış olabilirim. Ya da remote base dediğimiz hani gerçekten pack broker artık A server'ında çalışan bir pack broker'daki pack dosyasına erişmek istiyorsam da bunu şöyle veriyorum. Bu standart işte slash pack slash provider bu şekilde eğer son versiyon varsa consumer versiyon belirtilmediyse direkt master'a git. Eğer belirtildiyse o versiyona git. Çünkü bazen eski versiyonlara da şey yapmanız gerekiyor. İki tane yöntemi var bunun. Yani biz mesela Modern ISA'da hızlı test için lokalde deniyoruz. Mesela işte BFF ile atıyorum işte frontend arasındaki pack'i verify etmek için. Daha sonra pushluyoruz atıyorum. Bu tamamen takımın nasıl geliştirdiğine bağlı. İşte hangi servisi hangi takım geliştiriyor. Eğer consumer ile provider'ı beraber geliştiriyorsanız hızlı test için 100 lokal kullanabilirsiniz. Yani şu pack'i aynı projedeyim. İki yukarı çıktım. Product'a geldim. Sonra Pax'te geldim. Bakın dikkat edersiniz burada. Bu JS. Bu kadar. Burada şeyi verebiliyoruz. Şu anlık lokali bir göstereceğim. Onu true vereyim. Çünkü ona göre çalışıyor. Volume flow'a göre çalışıyor. Şimdi state under dediğimiz bir şey var. Bu en önemli kısmı burası aslında. Şunu bakayım ne alıyordu bu. Hani string state under. Şimdi şöyle. State under kavramından bahsetmem gerekiyor. Şimdi state dediğimiz şeyi hatırlarsınız. Biz pack dosyasını oluştururken burada provider state dediğimiz bir şey verdik. Şimdi ben bu state'de sağlamak için pack'de yazarken mesela pack'in dokümantasyonuna bakarsanız işte unit test gibi yazarsınız derler. Hani unit test'teki genel mantık ne? Eğer bir faile yazıyorsanız bunu işte mocklarsınız, bir database varsa, bir data source varsa bunu mocklarsınız vesaire. Burada biz bu provider state'ini sağlamak için bazen işte şey yapıyoruz, repository'yi mockluyoruz. Business logic ile handler'ımız kalıyor. Ona göre şey yapıyoruz, testi koşuyoruz. Yani bu şu demek aslında. Şimdi ben şu provider state'i aldım. Buradaki aynı state'leri yazmam lazım. Nedenine geleceğim. Bu state oluştururken testleri koşmadan önce pack dosyası şunu yapacak. Şimdi pack dosyasını aldınız. Burada şeyi kaldırdınız. Bu test en başta başladı diyelim. Şimdi testi koşmadan önce pack şunu yapıyor. İsteği atmadan önce şu provider state'i alıyor. Şunu kopyalıyor. Tamam mı? Sonra geliyor sizin type state end'inizde böyle bir şey var mı? Var. Testi koşmadan önce sizin buradaki komutları şey yapıyor. İşte çalıştırıyor. Bir şeyleri hazırlıyorsunuz ya. Mesela data source'u mockluyorsunuz. İşte diyorsunuz ki mockgen'de şu metot çağrılacak, şu return edecek kardeşim bu state'de diyorsunuz. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra testleriniz koşmaya başlıyor. Direkt isteği atıyor provider'a. İsteği attı. Daha sonra burada mock'unuz vardı. Repository'yi mockladınız vesaire. Orası çalıştı. Ondan sonra gelen response'u verify ediyor. Yani burası hazırlık bir nevi. Şu an mesela ben I get new product price işte burada bir şeyim yok. Hani herhangi bir şeyi mocklamayacağım. Herhangi bir şey yapmayacağım. Ama diğer test kezlerde yapmam gerekiyor. Mesela o da şöyle. Şimdi buradaki provider state'ini alayım direkt. Şimdi burada
bunu göstermek için kullanımını campaign not found error'ı almam gerekiyor. Şimdi benim bu test case için data source'umu şey yapmam gerekiyor. Değiştirmem gerekiyor. Çünkü benim data source'umu hatırlayın. Hepsinde kampanya vardı. Şimdi arkadaşım ben bu provider'ı şey nasıl yapacağım? Ya bunu değiştirmem lazım benim. Dolayısıyla şunu yapabiliyorsunuz. Bu case'de. Mesela işte product diyorsunuz. Şu anda işte production 2. Hani ikinci ID ile geleceğini biliyorsunuz ya bunu. Şöyle diyeyim. Products var mı? Aynen. Şimdi bu aynı paketliler ya. Erişebiliyorlar bunu. Şimdi bu ikincisinin işte has campaign deyip false demeniz gerekiyor ki burada şey var. Kampanyası olmadığı case'de şu ikinci ürünü ben manipüle ediyorum aslında. Yani data source'umu şu anda mockluyorum gibi düşünün. Ama minimal olduğu için böyle elimle yazıyorum. Go'da şey var. Böyle map'i şey yaptırmanıza izin vermez. Sonuçta şu map integer product ya. Yani şunun şöyle bir word count'ı var. Ben de sevmiyorum ama product diyorsun. İşte products'ın işte ikincisi key'ini map'ten okudun ya. Sonra product has campaign'e false diyorsun. Elini değiştiriyorsun onu. Sonra tekrardan şunu şöyle atıyorsun yani abi çok. Ya böyle değiştirebiliyorsun. Böyle bir work count'ı var. Daha sonra bu case'de herhangi bir hataya meyilli bir şey yok. Hani false'e nil dönüyor. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Şunu yapacak. Şimdi bunu toparlayayım ne yapacağını. Şimdi benim ikinci interaction'ım koşacak. Şimdi bakacak burada provider state var. Bunu kopyaladı. Geldi tekrardan provider state'e. Daha testleri koşmadan burada dedi ki product'ı alacağım. Sonra bunun kampanyasını false yapacağım. Dolayısıyla ne olacak? Şu olması gerekiyor. Şuradaki products'ın ikincisini elimle şu anda test koşmadan şuradaki true'yu false yapıyorum. Test koşmadan. Burası önemli. Sonra bunu false yaptım, çıktım. Burada bir hata var mı yok? Hata varsa pek zaten direkt söylüyor. Ben daha testi koşamadan senin yazdığın state handler patlıyor kardeşim diyor. Bunu düzelt diyor mesela. Bunu yaptı. Bunu bitirdi. Return nil döndü. Tamam her şey yolunda. Sonra gelecek. Şuradaki get isteğini atacak. Neyi atacak? Buradaki get isteğini. Benim buradaki server'ım atacak. Daha sonra buradaki get isteğini şuradaki metotları, parametreleri atacak. Gelen response'a bakacak. Bu geldi mi? Body'de bu geldi mi? Header'da bu geldi mi? Diyecek. Eğer geçtiyse devam edecek. Burada işte dediğimiz gibi state handler'ın işte burada data source'u sırf test için değiştirdiğimizden dolayı bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Burada biz mesela işte mockgen falan kullanıyoruz. Hani bir sürü şeye var. Farklı kullanımı var. Mesela diğer test case'e geleyim. Orada farklı bir state var. Mesela ürün does not exist diyoruz. Yani ürün yok. Bu case'i nasıl yazacağız? Benim mecburen böyle bir case'i şey yapmam için ürünü silmem lazım. Yani delete deyip işte mesela map'ten bir case silmek istiyorsanız delete kullanıyor. Bu da 3. Hani 3. şey gelecek ya buradan. 3'ü yazdık ya. 3'te vurduğu zaman şey olacak. Silecek bunu. Dolayısıyla return nil diyecek. Şimdi toparlamak gerekirse şöyle. Mesela isteği atarken şimdi sizin provider state'iniz çalıştı. Mesela bu case'i bir ele alalım hızlıca. Şöyle sileyim şunu. Bir dakika. Provider state. Şimdi şu case'i bir ele alalım. Bak pek bunu çalıştırırken ne yapacak? Şimdi pek kaldırdı testi. Pek main şu şeyi kaldırdı. Şu product'ı sileyim. Kampanya go'yu. Şu start server'ı kaldırdı. Her state handler için. Tamam mı? Sonra diyor ki burada işte provider state var. Geldim bunu. State handler'da bu yazılımcı nasıl tanımlamış? Ne yapacağım? İnme veri tabanı varmış. 3'ü sileceğim ben buradan diyor. Ne yapacak? Model go'daki şu 3'ü silecek abi. Tamam mı? Sildi. Şimdi devam ediyor. İsteği atıyor get products 3 discount'a. O da şu. Buraya istek geliyor abi. Product ID 3. Discount rate 30. Şimdi siz elinizle test başlamadan önce product ID'si 3 olan ürünü sildiğiniz için şu map'te artık ürün gelmeyecek. Yani oak false gelecek. Gerçekten key'in var olup olmadığını belirtiyor ya. Oak gelmeyince de return send status 404 dönecek. O zaman gelecek bunu. İsteği attı. Şimdi response'a bakıyor 404. Değil mi? Content type'ı da text plain charset UTF-8 işte. Demiştim ya. Burada body yazmamışım. Body eksik burada. Body not found şeklinde yazmam gerekiyordu. Unutmuşum onu. Neyse. Bu şekilde şuradaki if'e soktum ben bunu. Ama günün sonunda biz şey yapıyoruz işte arkadaşlar. Burada
Genelde servis oluyor. İşte servislerin içinde bazen repository var ya, repository işte mockluyoruz. Artık repository o kezde nasıl davranacak? Ya bunu zaten workshop'ta basic olsun diye hani yetiştirmek için böyle yazdık. Sebebi bu yani. Bunu görebilirsiniz örneklerde. Daha sonra şey var. Bunları yazdınız. Public verification results. İşte bu şey demek. Verify olup olmadığını publish derken pek broker'a publish etmesinden bahsediyor. Siz buna true verirseniz şu pack'te oluştururken burada verdiğiniz broker base URL'e işte şuradaki username password'e göre ve broker URL'ine göre o oluşan pack'in sonucunu verify etmiş olabilir, verify etmemiş olabilir şey yapacak. Send edecek. Yani gönderecek cloud'a. Şimdi bir de fail if no packs found var. Bunu verin. Bazen şey packed bulamadıysa, sonuçta provider testi packed olmadan yazamam. Bunu böyle bir case'de patlasın. Şimdi bu istekleri teker teker attı. Siz tanımladınız. Burada packed verify provider dediğimiz metot var. Şimdi verify provider bir tane testing'in T'sini alıyor ve request types'ı alıyor. Yukarıda tanımladığım şu verify request vardı ya, bunu alıyor. Şimdi ben bunu bir değişkene çıkarmam lazım. Yani bunu şöyle verify işte request diyeyim. Sonra da bunu vermem gerekiyor. Verdim. Buradaki istekleri oluşturdu. Bu istekleri attı, etti. Bu şey yapıyor. Şuna nokta var desem oluşturur mu? Aynen. Bu verify response artık responses hatta. Responses. Birden fazla istek var ya burada. Interaction var ya. Bir de error var. Bu case'i şey yaptığı zaman verify ederken bir hata çıktı mı? TF hatal diyelim buna tekrardan. Verify response'a da şey yazabilirsiniz. İşte ne diyelim? İşte length'i kadar response pack test run diyelim hatta. Aynen. Bunu böyle yazdınız. Hatta şimdi çalıştıracağız. Şimdi dikkat ederseniz ben lokali kullanıyorum şu anda. Yani getpack URL şunu yapıyor. Benim şu lokalindeki product dosyasına bakıyor. Bunu çalıştırayım. Bakalım tek seferde geçecek mi? Şimdi geçmedi. Bakın. Bir şeyler var burada. İşte latest tag diyor, master diyor. Dikkat ederseniz şey var burada. Şu anda broker'ı publish etmeye çalıştı bu. Bunu. Broker'ı kullanmaya çalıştı. Çünkü siz burada publish verification results yaptınız. Muhtemelen bununla alakalı. Dikkat edin. Ben bunu nasıl anlıyorum? For your broker diyor ya. Broker'a verify etti. Sonuçları döndürmeye çalıştı. Bunu false versek, tekrar çalıştırsak. Şimdi tekrardan hata aldık. O zaman case farklı bir şey. Hemen bakalım. Burada ne case'imiz var? Burada şunu şöyle vermemem de gerekiyor. Olabilir. Tam emin değilim. Bunu verince overwrite ediyor olabilir. Hatırlamıyorum. Aynen. Şimdi broker base URL'i böyle çalışıyormuş demek ki. Şeye bakmak lazım. Pack'in şuradaki işine. Eğer lokal bir dosya kullanacaksanız şuradaki broker base URL'i vermeyin abi. Muhtemelen içinde empty string mi değil mi? Empty string ise ona göre handle it tarzı şeyler var, metotlar var. Buna bakabiliriz. Dikkat ederseniz bu şu an verify etti. Yani şu anda işte test geçti. Diyor ki ben o pack dosyasını aldım. Senin o kaldırdığın kampanya servisine teker teker o interaction'ları yazıyorsa attım isteği, response'a baktım, verify ettim, state handler'ları çalıştım vesaire. Şimdi mesela buradaki state handler'ı değiştirelim. Mesela ben bunu delete 3'ü silsem ne olurdu? Ürün 3'ü bulacaktı. Tekrar çalıştığım zaman patlamasını bekliyorum mesela. Dikkat ederseniz patladı. Patladı. Ne diyor? Peki ben mesela diyor ki istek attım. İşte ürün bulunamadığı sonucu gelmesi gerekiyordu diyor. Ama öyle bir response geldi ki bana 200 geldi diyor. Burada bir sıkıntı var diyor. Yani gerçekten doğru mu yazdın diyor. İşte state handler'ın kastı bu. Bunu delete yazmadan bunu geçiremem. Case bu yani. Genel olarak bu kadar. Şimdi pack'te geçelim. Pack'te publish etmeye çalışalım. Şunu true verelim. Bir de şuradaki broker verelim. Ama öncelikle işin consumer'da başlaması lazımdı. Yani ben şu pack dosyasını önce bir consumer tarafında publish etmem gerekiyor. Burada oluşan şeyi publish etmem gerekiyor. Bunun için de pack publish SH diye bir şey yazmıştım ben. Bunu kendi CLI tool'larıyla da yaparsınız da benim bilgisayarda problem çıkardığı için direkt REST API ile bunu yapayım dedim. Bu ne yapıyor derseniz işte verdiğiniz pack'in consumer versiyonuna göre hangi işte provider ve consumer name'i varsa onu publish ediyor. Şey yapıyor yani doğrudan gönderiyor. Ben direkt Docker Compose'la basic bir tane pack broker kaldırdığım için bir username password yok.
Dolayısıyla şey, hiç buraya vermeme gerek yok. Bu yüzden şöyle bir şey yazdım. Make file yazmıştım. Make consumer deyince bir packs'leri bir siliyor temizden. Sonra testleri bir koşuyor. Ondan sonra da o SSH'i çalıştırıyor. Şimdi onu deneyelim. Bakalım o pack broker'da ne olacak görelim yani. Make consumer diyorum. Versiyon diyorum. Şu an 1.0.0 dönecek. Çalıştırdım. Bakın şimdi ne olacak. Şimdi bir şeyleri publish etti. Etti tuttu. Şu an 0'da döndü zaten. Sıkıntı yok. Şimdi yeniledim sayfaya. Bakın benim şu anda şeyim geldi. Consumer şu anda publish etti. Böyle bir provider için kendi kontraktını yayınladı ama şu anda bunu verify eden bir şey yok. Yani şu anda bunu yazdı ama provider henüz bir verify etmedi. Dolayısıyla bomboş şu anda. Tıklıyorum şu anda. Benim yazdığım o teker teker o şey vardı. Pek dosyası vardı. JSON dosyası. Ne oldu? Daha güzel dokümante edilmiş şekilde geldi. Dolayısıyla biz ModelSA'da mesela consumer testlerimizi yazıyoruz, publish ediyoruz. Provider takımı geliyor abi. Yani genelde biz şey yapıyoruz da onu. Buradaki dokümantasyona göre kendileri böyle bir metot geldiği zaman şunlar dönecekmiş. Buna göre implementasyon yapıyor. Burada verdiğiniz işte ne kadar şey el sıkışırsanız şuradaki test kezlerinin isminde vesaire ona göre yazarsınız zaten. Hani bura tamamen size bağlı kalmış bir şekilde. Burası bildiğiniz bir mini bir Swagger tarzı dokümantasyon sağlıyor. Yani sen istek atmıyorsun. Zaten isteğin gelen responsu döndüğün için hani bir butonla istek atayım yok. Yani bunu dönecek. Sonuçta consumer benden bunu bekliyor. Ben de buna göre provider tanımlamam lazım. Bir de şeye bakalım. Şuradaki provider'a bakalım. Dikkat ederseniz şu anda pekli publish ettim diyor. Consumer versiyonu 1.0.0 için publish ettim ben bunu diyor. Ama bakın bu provider versiyon yok. Pekli verify mı? Bilmiyor. Şu anda provider takımı işini bitirip şey yapmadı. Şimdi provider'a geçtim. Provider'da bu işi yapalım. Provider'da böyle SSH script yazmanıza gerek yok. Zaten publish verification result'la beraber az önce gördük. Şunu verdiğiniz kez de zaten otomatik publish ediyor. Bunu çalıştırayım. Bakın ne olacak şimdi. Şimdi çalıştırdım. Devam ettim. Bunu şöyle home'da göstereyim. Hatta bir dakika şunu şu 1.0.0 şunu tam publish edememiş olabilirim. Bir dakika hızlıca bakayım ona. Tekrar bir çalıştırayım. Şunu şöyle tekrar çalıştırayım. Şöyle devam edeyim. Pardon. Şunun gelmesi lazım. Şu anda da bir şey unutuyorum herhalde. Hızlıca bakalım. Burası localhost dedik. Broker base yereli verdik. Username password'ı verdik. Published verification result dedik. Packed URL şurası arkadaşlar. Bunu unuttum ben. True dediğim için hala packed URL alırken dikkat ederseniz benim şu lokaldeki pete bakıyor. Dolayısıyla test böyle verify ediyor. Ama eğer lokal vermediyseniz şuradaki URL yapısını da göstereyim. Bunu nasıl biliyorum derseniz de onu göstereyim hızlıca aklıma gelmişken. Şuraya görüyor musunuz? /packs provider campaign yani şurası consumer versiyon verilmediği kez de otomatik latest ekliyor. Versiyon varsa da 1.0.0 ekleyecek. Bunun şeyi var burada. Şimdi çalıştırırsam muhtemelen publish edecek artık. Bunu bakalım hemen. Geri geleyim. Dikkat ederseniz şu anda benim product kampanya servisin implementasyonunu bitirdi. Product servisin oluşturduğu kontrakta göre yaptığı testini yazdı, pek de verify etti. Şu anda pek geçiyor mesela. Şu anda iki serviste beraber çalıştırdığını o kontrakta göre garanti etmiş oldu. Şimdi patlatalım bunu mesela. Şimdi kampanya servisi hiç product servisinden haberi yok buradaki insanların. Diyorlar ki ya kardeşim diyorlar şu modelde name diye bir şey var. Bence bu product name olmalı. Çok standart değil. Ben buna göre publish edeceğim diyor. Çalıştırıyor tekrardan. Deployment çıkacak. Deployment'ta da pack tadım var ya test patladı bakın. Şimdi geliyorum buraya pack'te. Bakın ne diyor? Şu an kırmızı sen diyor kontrakta bozdun. Bizim pipeline'de böyle bir step var. İşte kenar deploy dedikleri bir step var. Şimdi siz bir değişiklik yapıp gönderiyorsunuz şeye. Pipeline'da bu pack'te verify ediyor. Eğer patladıysa direkt pipeline patlıyor ve senin kodun deployment'a çıkmıyor. Şu anda test patladı çünkü ben net bir şekilde şuradaki product name'i değiştirdiğim için adam oradaki product servisini yazan takımla konuşmamama rağmen pack'in sayesinde böyle bir hatadan geri gelebiliyorum. Şimdi tıkladım mesela. Diyor ki 1.0.0 versiyonu için abi pack'i bir dakika önce sen bozdun diyor. Hatta bunu da nasıl görürsünüz dersiniz. Burada işte testlere koştum. Bakın burada status failed var mesela. Neye fail olmuş? Bakın o product name bir product name gelmiş. Ama ne diyor?
Ben diyor name diye bir key arıyordum. Sen bana product name verdin diyor. İsimleri şu anda uyuşmuyor diyor. Dolayısıyla ben bunu verify edemiyorum diyor. Şimdi tamam, hatadan geri geldik. Name'i tekrardan geri değiştirdik. Tekrardan çalıştırdık. Bakalım ne olacak. Şimdi tekrardan çalıştırınca şöyle geri geleyim. Bakın dikkat ederseniz yine iş şey oldu. Verify etmiş oldu. Şimdi consumer mesela ne yapsın? Hızlıca onu da gösterelim. Consumer'lar bir şey değiştirsin. Artık mesela takımdakiler dedi ki hani bence şu 406 vardı ya şu işte kampanya yoksa ürünü uyarlayamıyorum. Bu bet request olsun dediler. Bet request olsun arkadaşım dediler. Buna göre testleri koştular. Bu yüzden bizim make'imiz vardı hatırlarsınız. Testleri de koşuyordu. Bu yeni versiyon olarak çıksın. Bet request dönecek artık. 406 değil. Ben artık yeni servisine buna göre şey yapıyorum. Şimdi sayfayı yenileyeceğim tekrardan. Dikkat ederseniz şimdi diyor ki sarı. Neden sarı? Çünkü 1.0.0'da verify olan kontrakta consumer bir şey değiştirdi ve bu artık sarı oldu. Yani aşina olarak response şeylerini değiştirdiler. Mesela 1.0.0'a bakayım burada. Hala verify etmiş şekilde o Postgre'nin neden olduğunu şimdi anlayabilirsiniz. Ama 1.0.1'e geldiğiniz zaman bakın şu anda bunu verify eden bir şey yok. O yüzden provider takımı diyor ki tamam. Yeni kontrakta benim şeye dönmem lazım. İşte 400 artık dönmem lazım diyor. Hatta bunu hemen patlatalım. Provider takımının bu geliştirmeden haberi yok. Şimdi şurada artık 1.0.1 olsun. Patladığını görmemiz için consumer versiyonu. Çalıştırayım bunu. Çalıştırdım. Bakın patladı. Bunu şeyden görelim. Buradan görelim. Niye patladı acaba? Yani haberimiz yok. Consumer takımı bir değişiklik çıkmış. Ben artık yeni deployment çıkamıyorum. Neden? Çünkü kontraktı kırmışım. Ne diyor? Bakın burada status pestler de var, failler de var. Hani bunu direkt faili de bulalım hemen. Dikkat ederseniz diyor ki ben 400 bekliyorum ama ben 406 aldım diyor. Demek ki consumer takımı artık status şeyini değiştirdi. Bunu gören provider takımı ne yapıyor abi? Kendi implementasyonlarına geliyor hemen. Şuradaki Mingo'ya. Artık bu kampanya yoksa şurada not acceptable diyordu ya. Bunu artık bet request dönsünler ve testi tekrar çalıştırsınlar. Bakın dikkat ederseniz şimdi geçti. Yani ne oldu? Artık yeni verify'ı yeni versiyonda tabii provider'ın versiyonunu çıkabilirsiniz. Bu artık bu takımın neye, şeyine kalmış bir şey. Provider yeni bir değişiklik yaptı ya bunu değiştirmeyi unuttum. Ne oldu? Dikkat ederseniz şu iki şeyi de görmüş olduk. Provider'ın 1.0.0 versiyonu da şunu destekliyor. 1.0.1 versiyonu da bunu destekliyor. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Biraz pek çok yoğun bir şey. Çok yoğun. Hani bir de böyle canlı canlı şey yaptığımız için. Böyle genel zamanımız kaldıysa vesaire soru alabiliriz. Repo burada. Bunu chatten atalım zaten. Atilla abi atarsa. Attık. Şey de attı Attınız sağ mı? olsun. Hüseyin de attı. Tamam. Repo burada. Tamam. Şimdi soru var Aynen Abdülsamet. soruları alayım. Testleri buraya pushlayacak mı, satacak mısın diye bir şey var. Şöyle. Ben implementasyon diye bir branch açtım. Tamam. Burada bunun implement edilmiş hali var. Bunu ben denemiştim. Dedim demoda şimdi morpi vır zıvır bir şey olmasın diye. Burada son şeyi vardır ama yazdığım şeyle aynı olmayabilir. Aynıdır muhtemelen de. Ona bakılabilir. Yani şu implementasyon bir önce var. Oradan bakılabilir. Anladım. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben hemen size bir şey diyeyim. Evet. Sen Abdülsamet devam et hemen. Ben bir şey ekleyeceğim arkadaşlara. Söyleyeceğim bir şey var da. Aha, yani sorunuz varsa tekrardan Discord üzerinden Go Türkiye'den falan bana ulaşabilirsiniz repo genelinde vesaire. Bunun çok kullanımı var arkadaşlar. Yani pek gerçekten 90 dakika sığmaz. Bunun işte mesela pipeline oluşturma işi var. Ne bileyim işte dedim mi can I deploy falan var. Hani bunun Pact'in dokümantasyonunda okuyabilirsiniz. Burada mesela Pact Broker dosyaları var. İşte şu gösterdiğim dashboard'da ne özellikler var vesaire. Bunlara şey yapabilirsiniz. Ayrıca iki tane şey ekledim abi. Şu Turkish Microservice Architecture Book var. Bu Suat abinin hazırladığı. Burada CDC'ye giriyor mesela. Burada CDC ile alakalı şey Türkçe. Onu okuyabilirsiniz. Tamam. Ayrıca şu var. Bu yıllık Microservices Summary'nin kitabı var. Burada yine CDC'ye giriyor. Neden integration çözüm olduğunu falan. Bunu okuyun abi. Çok güzel kitap. Tamam. Şimdi Abdüsame şu soru var. Zor Sorma. soruları baştan soralım. Tamam da arkadaşım. Yani ben öyle diyorum yani. Şimdi zaten biz end-to-end integrasyon testiyle bunları yapmıyor muyuz zaten? Yani bunun faydası ne bize?
Şöyle, biz yine integration yazıyoruz ama eğer bir şeyi patlattıysak bunu integration safhasında görmüyoruz. Yani bunu hemen ben lokalimde görebiliyorum. Yani ben bir şeyi mesela daha demin product name'i değiştirdim ya, çalıştırdım ya da yeni deployment çıktım. Integration test adımına gitmeden daha en ufak böyle test adımında, yani şu testi Go'nun koşmasına bakın. Hemen şöyle göstereyim. Provider testi nerede? Şimdi Go kaç saniyede koşuyor şu testi? Bakalım. Bir integration testi var, 10 dakika sürüyor, tamam mı? Bir de 1 saniye 842 milisaniyede tamam. Koşan bir ben şey var. Şurada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu Agile denilen şey esasında geri bildirim cycle'larını mümkün olduğu kadar her şey için oluşturup oradaki geri bildirim cycle'ın lead time'ını minimize etmek. Bütün Agile denilen esasında şey bu. O geri bildirim cycle'ları minimize ettiğiniz zaman aksiyon alma hızını sizin çevikliğinizi gösteriyor. Extreme programming'deki feedback değeri var biliyorsunuz. En önemli değer. Testler de bir feedback bizim için. Anlatabildim mi? Yani bütün burada yapmaya çalıştığımız Abdus Samet'in işte eli taklattığı şey esasında biz bir şey patlıyor mu patlamıyor mu onu bir an önce öğrenmek istiyoruz ki karizmayı çizdirmeyelim. Şimdi en kötü şey canlıya çıkıyoruz. İş birimleri gelip bunu öğrenip bize söylüyor ve bütün olay bitiyor yani. Yani ellerimiz ayaklarımız şey oldu. Yani yazılımcılar için söylemiyorum da yani ben bir eski projecisi Agile koç olarak bunu söylüyorum size. Bir an önce farkına varmamız lazım. Bu PACT veya işte Consumer Driven Contract esasında mikroservis dünyasında yaşıyoruz. Yüzlerce, bilmiyorum şimdi bir tane şeyde gördüm. 2000 tane mikroservis varmış. Kimin mikroservisini kim çağırıyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Kimin elin kimin şeyinde request'inde, response'unda, işte consumer provider'ında olay artık darmadağın oldu. Düşünseniz yani 2000'lik bir hat var. İşte kaç trilyon, katrilyonluk bir şey. Olayları bir an önce anlamak lazım. Yani bu için bu anormal derecede önemli bir şey. End to end testleri dediği gibi işte yani lafı şeye getireceğim. Bir kere bağımlılık çok fazla. Yavaş çalışıp yavaş bildirim vermesi bizim için çok kırılganlık diye bir üçüncü bir zaafı var. Bir de sanıyorum yani bakımı için bayağı bir efor harcanması gerekiyor. Entegrasyon testleri evet. için. Evet. Ama yine yazıyoruz tabii. Evet yazıyoruz yani. Sonuçta yazılacak tabii. Bu test piramidinde her şeyi yazacağız. Burada önemli olan şu arkadaşlar şu. Belli bir zaman, belli bir bütçemiz var. Biz o tarihe ulaşmak için yapabileceğimiz en iyisini ne yapabiliriz? Bu test aşamasında ise yani şey orasında nereye test yazmalıyız sorusu var. Anlatabildim mi? O yüzden işte acceptance test driven, behavior driven development veya test driven development gidebilirsiniz. Ama benim bildiğim kadarıyla yani atacak 3 tane taşınız varsa bunların bir tanesi entegrasyon testi yani veya işte yeni adıyla işte consumer driven contact testleri arkadaşlar. Yani biz zaten mesela integration testi yazıyoruz dediniz ama yani biz integration testini acceptance test için yazıyoruz. Evet. Ha, öyle bir şey var. Evet. Yani oturup da mesela ben kampanya ve product servisinin ayrı integration testi yazmıyorum. Ben integration demiyorum ona, acceptance diyorum. Aynen. Bir user nasıl accept edecek benim funksiyonetimi? İşte sepete tıklayacak, ürünü görecek vesaire. Bunu acceptance testi yazarken bütün ortamları kaldırmam lazım. Veri tabanı dahil buna. İşte artık hangi environment'daysa ona göre veri tabanı kaldır. Orada gerçek bir integration koşuyorum. Ama böyle basic hatalar, servisler arasındaki işte response'ların vesaire değişmesini böyle bir saniyede falan fark etmek inanılmaz şeye sağlıyor. Evet, yani evet. Ya, aynen. Sağlıyor. Evet, yani bu bütün amaç burada geri bildirim, cycle'ın. Bu hayatınızdaki her şey için geçerli arkadaşlar. Yani bakın şeyde agile yaklaşımlarda biz pair programming yapılıp feedback cycle'ı saniyelere indiriyoruz, dakikaları. Adam veya işte kadın yazılımcı hemen dibimde. Testleri çağırıp saatler bazında feedback cycle oluşturuyoruz. Daily stand-up yapılıp gün bazında feedback cycle'ı. Scrum review, Scrum retro toplantıları yapılarak 2 haftalık veya 2 haftalık bir cycle var. Bakın görüyor musunuz? Hep böyle bir cycle var. Sürekli geri bildirim cycle'ı. Eğer o cycle'larınızdaki geri bildirim kanalları iyi çalışıyorsa, düzgün şekilde tasarlanmışsa ve çabuk bir şeylerin farkına varıp çabuk aksiyon alabiliyor yeteneğiniz varsa arkadaşlar önümüzdeki senelerde şirketlerimiz ayakta kalabilecek. Yoksa artık bu kadar büyük rekabette yani şey yapma imkanı yok. Yanlış anlamayın beni, eski bir developer olarak bunu söylüyorum. Eğer bir test otomasyonuna başladığınız zaman test infected diye bir
hale bürünüyorsunuz. Yani koronavirüs bulaşıyor ya. Test infected deniyor. Bu Kent Beck'in ilk yazdığı makale var. Uçakla giderken bu şey JUnit'i yazıyor biliyorsun. 3-4 saatlik uçak şeyinde yolculuğunda canı sıkılıyor. Adam oturup yazıp bütün dünyayı değiştiriyor. Bu yeni bir şey değil. Yaklaşık 20 senedir ben de işte 2002'den beri Agile ile ilgileniyorum. Yani şirketlerin uygulamaya iptina ettikleri, çok istedikleri ama yapamadıkları bir yetkinlik bu. Sizlerden de ricam şimdi buradaki bunu şey yaptınız. Herhangi bir sorunuz varsa, çünkü bu kolay bir yol değil. Gidip söyleyeceksiniz yarın patronu, diyeceksiniz ki biz bunu uygulamak istiyoruz. Tamam uygula diyecek ama o sırada işte sunumun başında bahsettiğim bir negotiation yapmanız gerekiyor. Abi tamam bunu yazacağım ama bana biraz daha süre vermen lazım ki testleri de yazayım. Ama sana katkısı bak ileride şu olacak olarak anlatmanız gerekecek. Neyse ben yine şey olayını heyecanlı konuşmamı kesiyorum. Sorularınız varsa alalım. Burada güzel sorular var. Ben hemen onları size ileteyim. Consumer provider ikilisini mikroservis mimarisinde herhangi iki servis gibi düşünebilir miyiz? Evet, düşünebiliriz. Mesela ben şimdi Gopher konulduğu için iki tane Go servisini şey yaptım ama bizim mesela Nux'da yazdığımız proje var. Consumer, BFF var mesela ya da API diyeyim daha basic. O da provider. İstek atıyor sonuçta frontend. Dolayısıyla ben JavaScript'teki pack'ini oluşturup çıkan pack file dosyasını Go'da verify ediyorum. Düşünebiliriz. Okey. Diğer soru mu? Fiber kullanmanızın özel bir nedeni var mı? Echo veya Jin hakkında düşünüyorsunuz nelerdir? Elbette yok. İhtiyacı duyduğu respektir ama yeni çalışmaya başlayacak birisine hangisiyle başlamasını önerirsiniz? Yani tamamen ihtiyaç based. Yani biz bence... ne kullanıyoruz? Biz şu an takımlarda Echo kullanan var, Fiber kullanan var, Gink kullanan var, bir sürü şey var. Ben arkadaşlar 1,5 sene Gink kullandım. Normalde yeni başlayan birine doğrudan standart HTTP'yi öneriyorum. Daha sonra Mux'a geçsin, root olaylarını falan. Web Framework gerçekten magic olmaktan çıksın. Çünkü biz mesela HTTP, standart HTTP kullandığımız zaman gerçekten çok boilerplate kod yazıyoruz. Bunu yazmadan göremiyorsunuz. Dolayısıyla ya ben bunu artık her defasında yazmak istemiyorum. Bunu çözen bir şey yok mu? Deyip web frameworklere bakıyorsunuz. Hepsi olur. Hepsi olur. Hepsi güzel. Sadece senin mesela geliştireceğin projeye ihtiyacın ne? Senin servisin çok mu istek alacak? İşte onun için fast HTTP falan filan var. Böyle gerçekten standart HTTP client'ından Go'nun daha böyle farklı bir sürü web framework'ü var. Tamamen ihtiyaca bağlı ama yeni başlayan ya da web framework arkasındaki şeyleri anlamak isteyen insanlar için tamamen standart library'deki HTTP'ye başlamanızı tavsiye ediyorum. Ben öyle başladım. Dolayısıyla tamam. Şeyi daha iyi seçebiliyorsunuz. Bunu nasıl implementasyon etmiş? Yani implement nasıl etmiş? Echo bunu nasıl yapıyor? Gin bunu nasıl yapıyor? Fiber'ı seçmekte özel bir sebep de yok. Okey. Soruları soran ismini atlamış. Hemen söyleyeyim. Sevilay demiş ki K0 sunumundan sonra ekleyecek misiniz? Evet ekleyeceğiz. Tamam. Okey. Karaca demiş ki response'da body ile dönen JSON'daki verilerin tiplerine baktık sadece. Buradan anladığım servis hata vermiyorsa her türlü okey mi diyoruz? Bu durumda sağlıklı mı? Response'da value aldığımız case oluyor mu? Oluyor, evet oluyor. Şöyle, biz mesela şu an aklıma şey gelmedi. Şimdi biz mesela interaction'ı yazarken burada şey yapıyoruz ya, işte DSL like diyoruz, DSL string diyoruz işte. Mesela şöyle düşünün, aklıma şimdi geldi. Enum dediğimiz şeyler var ya, enum dediğimiz de bir işte kategoriye eşit olsun, iki işte brand'e eşit olsun, şu an tamamen atıyorum. Eğer siz bir response bekliyorsanız, şu mesela brand olsun ve brand'la alakalı bir response bekliyorsanız bunu şöyle yazarsınız. DSL işte DSL ya da şöyle diyeyim. Şunlar mesela şöyle brand key olsun. Daha böyle integer'la şey yapmayayım. Brand key olsun. Şu da kategori key olsun. Ben bunu strict olarak şey yapmam lazım. Like yazamam. Like yazmak istemiyorum. Çünkü mesela kategori key'i isteğe atıyorum. Bana kategori dışında farklı bir key verse bile bu test geçer ama DSL string yazsaydım şöyle kategori key. Kesinlikle exact match ederdi. Farkı böyle. Benim şu an yazdığım test kezlerde öyle bir case olmadığı için strict olarak böyle string'i test case olmadığı için öyle yazmadık. Yani bu şu DSL like string ya. Yani. Şunu belki string falan yapabilirdik. Hani mesaj değişmeyecekse vesaire. Böyle kullanımları var. Tamamen sizin use case'inizle alakalı. Okey. Nowruz'dan aynı soru gelmiş ama İkinci kez geldiği için cevabını tekrar isteyeceğim. Peki CDC testi yazınca end-to-end testlerine gerek var mı? Yani CDC testleri end-to-end testini tamamen replace ediyor mu? CDC testi yazdıktan sonra servisler arasında integration testi yazmanıza gerek yok. Fakat acceptance testi yapmanız lazım. Acceptance test dediğimiz şey şu.
bir user senin ürünü nasıl accept ediyor? Şöyle sitenize gidiyor, işte ürüne tıklıyor, detayı açılıyor vesaire. Buradaki action'ları yapması için siz arkadaki servisleri kaldırmanız lazım. Acceptance'dan kasıt bu. Biz bunu acceptance adımında yazıyoruz. Evet. Yani esasında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Business'ten bir senaryo geliyor. Tek bir senaryo, basit bir şey. Onu yazıyoruz. Sonra biz onu yazıyoruz ama geçmiyor. Sonra onu geçirmek için biz Abdülsamet beni düzelt. Vue'da unit test, Pack'te test ve test driven development'ında Go'da bir sürü unit test yazıp o sarmaldan evet. Çıkıp üstteki senaryoyu geçirir hale getiriyoruz. Tamam, tekrar evet. Bu yapı unit test görünümlü entegrasyon testi gibi geldi bana demiş. Evet, tam olarak öyle abi. Tam olarak öyle. Zaten tamam, Pack'in dokümanına girersen unit test de yazar. Çünkü unit test gibi yazıyorsun. Data source'u mockluyorsun. Hani bizde şu an repository falan olmadığı için. Servisi mocklamıyorsun çünkü serviste business logic var. Onu mocklamana gerek yok. If else var günün sonunda. Handler'ı tamam. Zaten mocklamıyorsun çünkü istek atıyor ona. Öyle düşünebilirsin. Aynen. Unit test gibi düşünebilirsin. Zaten tamam. Pack'in dokümanına girersen unit test gibi görürsün şeyleri. Okan demiş ki Pack test başlangıcında kendisi bir servis mi ayağa kaldırılıyor? Consumer'da yazdığımız local host, Pack servisin hostu mu yoksa campaign hostu mu? Campaign kaldırılmıyor bir kere. Şimdi consumer yazdığın zaman campaign unut. Zaten Pack'te hani diyorlar ya, integration testinden kurtarıyor. Pack kendi şunu yapıyor abi. Tekrardan şöyle hızlıca özetleyeyim. Pack şunu yapıyor. Siz consumer testi yazıyorsunuz. Consumer driven olduğu için consumer'dan başlıyorsunuz. Böyle teker teker interaction dediniz. Şöyle bir state'de şu request ve response'u bekliyorum. Teker teker yazdınız bunu. Bitti testiniz. Böyle bir şey çıkıyor ya. Pack ne yapıyor bunu biliyor musunuz? Şimdi bunu attınız provider takımına. Provider takımı gerçekten kendi servislerini kaldırıyor ama consumer kaldırmıyor. Amaç o zaten. Pack'te. Zaten consumer'un nasıl davranacağını, ne istediğini, ne beklediğini zaten Pack dosyasında verdiğiniz için consumer'ı kaldırmanıza gerek yok. Dolayısıyla provider yazarken Pact kendi bir consumer kaldırıp şuradaki request ve response'unu sizin gerçek servisinize adıp verify ediyor. Ama consumer'a geldiğimiz zaman bir verification yok. Çünkü orada ben mesela play and record dediğim tam olarak kasıt buydu. Play and record yani ben şu anda provider olarak yazılacak servisi böyle istek attığım zaman böyle response gelmesini bekliyorum. Ve bunu yapmak için ne yapıyor consumer testi yazdığınız zaman Pact? Kendisi sanki kampanya servisini kaldırıyormuş gibi. Mock server kaldırıyor. Bildiğiniz HTTP server. Neden? Çünkü ben şuradaki Pack'te şuradaki interaction'lara işte request atıp response oluşturuyorum ya. Burada Pack'in kendi kaldırdığı provider'a tamam mı? Bu isteği atıyorum ve provider bana bunu dönüyor. Dikkat tamam. Edin bak. Bunu okay. Atıyorum bunu dönüyor. Tamam süper. Mehmet Cem Şimşek soru sormuştu onu. Consume Provider ikisi, Microservice mi? Herhangi iki servis gibi düşünebilir miyiz? Evet. Evet tamam. Hatta şeyi de çıktım. Bunu asenkron işler için, mesaj queue'lar için falan da implement ediliyor. Pack'te dokümanı var. Biz kullanmadık henüz ama bunu da bile düşünebilirsin. Okey. Eren Alıncan sorusu vardı. Fiber için tercih var mı? İstediğiniz kullanabiliriz demiştin. Evet. Sonra Mehmet Turan'ın bir sorusu var. Hem Consumer hem Provider için. CI/CD süreçlerinde nasıl bir pipeline oluşturmak gerekiyor? İkisine de Pack Broker üzerinden bir validasyon yapması gerekiyor mu? Pipeline için bir best practice var mı? Şöyle, onun için o çok derin konu, ona giremem. Zamanımız kalmadı ama şunu tavsiye ediyorum. Burada şey var, şöyle bulayım hatta Pack CI/CD. Bir de Çağatay'ın yazısı var, onu da atarım da. Şimdi CI/CD Setup Guide diye bir şey var. Pack'in kendi dokümanında. Tamam, chat'e atayım. Bir dakika. Şunu attım. Burada mesela şeyi size söylüyor. Nasıl bir pipeline olacağını. Mesela işte consumer'ın pipeline'ı build ettin, izole testlerin koştu, pack'te oluşturdun. İşte bu pack flow dediği şey broker. Siz mesela cloud'daki pack'in kendi sağladığı pack flow'u kullanabiliyorsunuz ya da kendiniz broker kaldırıyorsunuz. Buradaki step'leri yapıyor. Abi bu çok detaylı konu. Ben de bayağı yoruldum. Tamam yok şey yap. Yani en azından çerçeve olarak bir şey söyle. Bunun için Çağatay'ın yazdığı bir yazı var. Mesela trunk-based pipeline'de consumer driven contract nasıl oluyor? Ayrıca buna bakılsın. Bir de buradaki dokümana bakılsın. Yine soru varsa bana Discord'dan tamam, ulaşırsın. Tamam. Biz abi. Modern İsa'nın Medium kanalı şeyi var. Oradan yazıyı hemen paylaşayım ben. Diğer aynen, soruya ben geçiyorum. Attım süper. Tam aşağı aynen. Göremiyorum. Burada işte nasıl olduğu belli oluyor. Okey. Geliyorum. Hilmi Dağ.
Hocam CDC test gerçekten efor istiyor. Özellikle JSON çıktısına baktığımızda güzel komut satırıyla bunun manuel yazımını teknik olarak fonksiyon update edildiğinde biz CDC testini değiştireceğiz. Yine benzer bir efor harcayacağız. Zararları nedir? Şöyle abi, yani mesela test yazmak da efor hani, ama işte öyle bir şeye geliyorsunuz ki böyle bir proje ilk başladığı zaman hiç sıkıntı yok. Ama proje ilerlediği zaman ya da sizi mesela startup'ınız yatırım aldı, bir şey oldu, artık şeye çıktınız gerçekten. Senin şimdi bir tane software as a service servisin var, 1.000 tane consumer'ın var. Hadi bir şeye bozdun, ne olacak? İşten kovulursun yani, değil mi? 1.000 tane adamdan şikayet dersin. Bu Evet. yüzden biz şey yapıyoruz yani, şimdiden bu kültürü oturtmaya çalışıyoruz. Test yazıyoruz. Başta test yazıyoruz. Çünkü bir şey bitirdikten sonra test yazmak çok sıkıntı. Şimdi Evet. bunlar zaman almış gibi gözüküyor. Ama size öyle zamanlarda size artası geliyor ki, Evet. iyi ki yazmışım diyorsunuz. İyi ki Evet. yazdım ve buldum diyorsunuz mesela. Arkadaşlar, şeyin başında belirttiğim gibi, yani yazmıyorsanız işiniz çok zor artık. Bambaşka dünyada yaşıyoruz. Yani bundan 5 sene önceki dünyada, 10 sene önceki dünyada değil. Bundan sonra önümüzdeki 5 senede geçmiş 5 seneye göre çok daha hızlı şekilde değişecek. Bunu geçmiş 2 senede biz şey diyoruz. Yani bir sürü şu an Türk dünyanın en iyi, en sıra dışı firmaları hepinizin bildiği gibi hepsi testi yazıyor yani. Testsiz yazmayan birileri yok. Bu efor harcanması gerekiyor. Yoksa çıplak gezmek gibi bir şey yani. Manuel bir şeyleri bırakmak çok büyük bir risk bu dönemde artık. Manuel bir Evet. şeye gerek yok. CPU var arkadaşlar, bilgisayarlar var. Verin onlar çalışsın, şey yapsın. İkincisi de evet, bir de şu durum var. Spekler değişti. Bu unit testlerin falan patladığı zaman, yani patladığı da kastettim yani. Red'den bahsetmiyorum. Yazma sürecinden milletin yani bir başlayıp sonra işte kondisyonları yetmeyip bırakıp, iki nedeni var. Bir, programlamayı bilmiyorlar. Yani nesne yönelimli veya nesne işte neyse yazmak gerekir. Ona göre decouple edeceksin. Bir şeyin test edilebilir olması için decoupled olması lazım. Her şeyin biliyorsunuz cohesive. Eğer öyle bir şey yazmıyorsunuz zaten sonradan yazmak zor. İkincisi de arkadaşlar, spekler değişir. Yani user story'ler değişir. Yeni bir özellik gerekir. Oradaki kabul kriterleri değişir. İşte değişimden kaçış yok. İnsanlar değişime şey yapınca gidiyorlar, ignore alıyorlar bütün testleri. Bazı yerlerde bir şey vardı. Skip sonar diye bir şey var. Yani sonarı çalıştırmıyor, atlıyorlar. Şeyleri ignore ediyorlar bütün testleri. Ya ondan sonra artık işte kaos dönemine giriyorsunuz ve dead marching başlıyor. Yani bu iş gün birden başlar arkadaşlar. Gün birde pipeline oluşturuyorsunuz ya, en ufak en sade haline bir pipeline oluşturun. O stack'te baştan sonra gidin. Yani en uçtan, en baştan en sona kadar gidin. Çok basit bir şey olsun. Onu peyderpey her iterasyonda split mi kullanıyorsun, kanban mı kullanıyorsun işte, ne kullanıyorsanız kullanın. Her o şeyde cadence deniyor ona. Her cadence'da zaman aralığında ekleyin bir şeyler. Olay bu. Yoksa belli bir zaman geçtikten sonra şey yapması mümkün değil. Başka Evet, soru var mı abi? başka soru var mı diyeceğim ama bende bir şey oldu, kesiklik oldu. Ben bakayım istersen. Kamerayı da açtım şimdi. Deniz abi demiş. Tamam. Kaçırdığımı bilmiyorum ama servise dışarı açmıyorsanız gRPC neden tercih etmediniz? Abi şimdi şöyle, bu workshop bir demo. Şimdi gRPC ile buraya koyarsak bunu Pact'in nasıl yazacağız? Zaten gRPC biraz binary based protokol olduğu için Pact'in gRPC çözümü yok benim bildiğim. Sadece şey yapıyorlar. S3 paketine versiyonlayıp protoları falan koyup öyle şey yapıyorlar. Bir o, ikincisi şey, bir de use case. Hani şu anki neden iki tane Go servisler? Çünkü GopherCon için. Mesela ben bunu JavaScript ile yazıp işte React, Vue, artık her ne şeyse JavaScript framework ile Pact'i geliştirip şeyi de göstermek isterdim. Backend'i de Go ile olsun. Ama şey, workshop'an basic olsun. Bir de gRPC Pact'te uygulanmıyor. Yani benim bildiğim Tamam, hızlı sadece. ilerleyelim. Bitirelim o zaman. Hemen arkadaşlar da şey yapalım. Son bir soru var mı? Tamam. Onu sen söyledin. Katakoda JavaScript örnek bir çalışma paylaşmış Hilmi. Güzel. Harika. Mehmet Cem Şimşek demiş ki, peki hazırladığınız testlerin sorumluluğunu developerlar mı yoksa testler mi üstleniyor? Testlerin Developerlar sorumluluk üstleniyor. aldığı bir kısım var mı? Yok. Testerların biraz daha, onların kendi QA environment'ları var ve acceptance testlerini onlar yazıyorlar günün sonunda. Evet, şimdi arkadaşlar test piramidi var. Test piramidin yani yazılımcılar
developerlar test piramidi en altında unit, entegrasyon ve consumer driven contract dediğimiz seviyede yazıyorlar. Testerlar ise yani QA otomasyon yetkinliği yüklü arkadaşlar fonksiyonel yukarıda yazıyorlar veya BDD dediğimiz kısımda yazıyorlar. Bu önemli bir şey ama şunu unutmayalım, kalite bütün takımın sorumluluğu bir şey. Yani aynen. Tamam, okey. Sen bir şey paylaşmış, bir şey paylaşmışsın. Mehmet Turan demiş tamam. CI/CD süreçlerini evet onun için ayrı bir şey yapabiliriz. Doğrudur. Yok, onun o şey için yapacağız. Şey var. Tamam. Pek de bakarsanız kendi bir provider ve şey için kendi pipeline nasıl yaptıklarını anlatıyorlar. Bir şey de var. İşte full stack çalışıyoruz. Bize çalışmak isterseniz şey yapıyoruz. Çok basit bir assignment sorumuz var. Bir to-do liste bir şey eklemek gibi bir assignment'ımız var. Bunu yakında GitHub'dan paylaşacağız. Ama bugün anlattığımız ve anlatmadığımız tüm o stack'lerden geçmenizi istiyoruz. Yani consumer driven contract, unit testing, Vue.js'te işte şeyle beraber test yazmanızı istiyoruz. Yani sorumuz çok basit. Modern insanın interview assignment sorusu. To-do liste bir item ekle. Bu kadar. Fakat stack'te tamamen gidip gelmenizi rica ediyoruz. CI/CD, Docker'da şey olarak bu. Tekrar çok teşekkürler arkadaşlar. Yani söyleyeceğimiz yüzlerce, binlerce şey var. Sizin gibi ilgili arkadaşlar için özellikle pazar günü geldiğiniz için bu güzel havada, yani hava biraz soğuk İstanbul'da ama güneşte en azından geldiğiniz için çok teşekkürler. İrtibatı kaybetmeyelim. Tekrar görüşmek üzere. Abdülsamet, eline ayağına sağlık. Hoşçakalın. İyi günler herkese. Görüşürüz inşallah. İyi günler.